ilişkilerle konuşuyorum. Korktuğun bir şey var ki kaçıyorsun. İlk parlak sonuç verdi. Gözün aydın. Benim oradaki muhabirlerimin can güvenliği size emanet. Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ay çok üşüdüm. Üşüyünce koşayım ısınayım dedim efendim. Hoş geldiniz. Show TV'ye hoş geldiniz. Vazgeçme programına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Mutlu haftalar. İnşallah güzel bir hafta olur. En azından program için şunu dileyim. Konuştuğumuz konularla ilgili sonuç aldığımız bir hafta olsun inşallah. Karşınızdayız. Allah'a şükürler olsun. Sağlıklı bir şekilde. Sevgili avukatımız Tunca Toker'le birlikte sizlerin karşısındayız. Sevgili Tunca Hanımcığım. Tunca Hanım pazartesi günleri iple çekiyor biliyorum. Evet. Gerçekten evet. Hem özlüyorum hem evde çalışıyorum. Böyle ay diyorum pazartesi gelsin de bir an önce meyvelerini alsak çalışmanın. Evet. Hemen hızlıca başlayalım. Zaten ben de birazdan bize başvuran başka aileler var, onlarla tanıştıracağım sizi. Cuma günü konuştuklarımıza devam ediyoruz. Bazı gelişmeler var, birazdan haberdar olacaksınız. Biliyorsunuz Instagram adresimize sadece yorum yapmıyorsunuz. Aynı zamanda başvuru butonu var. Oraya başvurarak da hangi konuda yardım istiyorsanız o konuda yazılı olarak da başvuruda bulunabiliyorsunuz Instagram adresine. Görüyorsunuz arkadaşlarım zaten gösteriyorlar size. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme. Öte yandan ihbar hatlarımız var. Orayı da arayabiliyorsunuz. Şimdi ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Bizi bekleyen aileler de bir an önce dertlerini anlatmak için onlar da kameraların karşısına geçmek istiyorlar. Hemen onları onlardan Fethi Nehir Sezer çiftiyle sizi tanıştırmıştım geçtiğimiz haftalarda. Çok yoğunluktan alamamıştı kendilerini, kusura bakmasınlar. Şimdi İzmir'den geliyor karı koca. Oğulları Fatih 29 Temmuz 2020'de hayatını kaybetmiş. Oğulları hayatını kaybettikten sonra evlat acısının üzerine bir de torun hasretiyle yanıp tutuşuyorlar. 7 yaşındaki torunu gelinleri Sibel göstermiyormuş. Torunlarını görmek için geldiler. Bu arada oğullarının ölümünü de şüpheli buluyorlarmış. Fethi Bey ve Nehir Hanım gelsinler, buyursunlar, bakalım nasıl yardımcı olacağız, neler olacak, ben de merak ediyorum. Buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Selam Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? İzmir'den merhaba. Geldiniz. Evet, İzmir'in neresi? Gaziemir. Gaziemir'den geldiniz. Evet. Nehir Hanım merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş sizi karşıya alayım lütfen. Köşeye alayım. Sizin bir tane mi çocuğunuz vardı? Evet, tek. Bir tek tane oğlunuz dedim vardı. Hanım. Şöyle tek en uca kadar tek oğlunuz vardı. Tek oğlumuz. Evet. 24 yaşında onu kaybediyorsunuz. Kaybediyorsunuz arkasından da bu kez de torunlarınızı görüyoruz. Arkasından da torunumuzu kaybettik daha doğrusu. Kaybetmedik de. Ama Allah aşkına hayatta da. Evet. Torununuzu, oğlunuz hayatını kaybettikten sonra yani 2020 yılından beri göremiyor musunuz? Benim oğlum 3 sene oldu vefat edildi. Allah rahmet eylesin. 3 senedir benim evime daha torunum gelmedi. 3 senedir? 3 senedir gelmedi. Ben 5 aydır da hiç görmüyorum. Siz ne iş yapıyorsunuz normalde? Ben emekliyim. Emeklisiniz. Evet. Nehir Hanım siz çalışmaya devam ediyor musunuz? Çalışıyorsunuz diye biliyorum. Devam ediyordum da bıraktım ben. Bu olaylardan dolayı işe de gidemedim. 1 senedir falan bıraktım işi. Yani İşimi siz de 3 yıldır oğlunuz öldükten, vefat ettikten sonra 3 yıldır Nehir Hanım torununuzu hiçbir kez yani görme girişiminde bulunmadınız mı? Ben bulundum. Maddi manevi her türlü yanındaydım zaten torunumun. Ben hiçbir zaman onu bırakmadım. Ama onlara kalırsa hani hiç göstermiyorlar Didem Hanım. Nedir göstermeme ya torununuzu yani, göstermeme gerekçesi nedir? İnsan zaten bir evladınız işte toprağı altına vermiş tek bir çocuk. Onu şey yapmaya çalışıyoruz anlayamıyorum. Yani neden ben de torunumu yani kısıtlıyorlar onu anlamıyorum yani. Gelin adı Sibel galiba. Evet, Sibel Hanım. Sibel. Sibel. Peki torun kaç yaşında? 7 yaşında şu an. Bu sene ilkokula başladı. İlkokula başladığını bile göremedim ben. Peki yani siz Sibel Hanım'ı telefonla arıyor musunuz? Nerede oturuyor Sibel Hanım? Gelin nerede oturuyor? Bizim 1 kilometre uzağımızdayım. Ya çok yakın. Yakın. Evet yakın. Ya en azından hani Didem Hanım ben zaten hani oğlumu kaybetmişim. Torunumla zaten ayakta duruyorum ben.
Yani bunu da benden niye mahrum ediyor? Biz hiçbir zaman onun şeyini yapmadık ki. Her istediğini yaptım. Her zaman yanında oldum. Gelini bir seviyordunuz. Büyük gibi her zaman destek çıktım ben ona. En çok da zoruma bu gidiyor. Haklısınız yani. Ben onu torunumun sayesinde nefes alıyorum Didem Hanım yani ya. Bak kreşe yazdırdı. Gittim bak maddi şeyini ben karşıladım. Öyle gidiyorduk mi? Siz mi ödediniz mesela, kreş şeyleri? Hani ha. Kızım bir bak bir eğitim bir dediğin olursa sakın benden çekinme söyle. Bak hı-hı, unutma orada da senin bir evin vardı kızım. Hani gelsin yani yeter ki torunumla gelsin neresine. Hani hep böyle yapıcı oldum. Hani böyle hiç şey yapmadım yani. O yüzden de şaşıyorum tabii zaten. Tabii tartışmanız yok. Yok. Sizin torununa kötü davranmanız. Kesinlikle bak ben bir bardak su bile istemiş değilimdir gelinimden. Ben de diyordum ki ona. Bir tane oğlum vardı, oğlumu kaybettim, sen de benim kızımsın diyordum, aynen hı, böyle. Benim başka kimsem yok diyordum ben. Bu torunumu da benden mahrum etmeyin diyordum. Hı hı. Bana diyor ki büyüyünce gelir. Büyüyünce gelir. Evet, ben büyümesini mi bekleyeceğim Didem Hanım onu görmek. Maneviken yanındayken aha, neden bana büyüyünce torunumu getireceksin, neden yani? Peki ben şunu anlamıyorum, oğlunuz vefat ettikten, öldükten sonra bir süre siz gelininiz Sibel'le birlikte yaşamışsınız. Yani ben öyle biliyorum. Yani bir hafta. Ha bir hafta bir kadar. Hafta. Bir hafta. Ha bir hafta kadar birlikte yaşıyorsunuz. Bir hafta benim oğlum vefat etti. Bir hafta sonra ailesi geldi. Biz dedi kızımızı götüreceğiz. Laf söz olur dedi. Ben de bir şey diyemedim. Yalnız dedim benim torunumdan mahrum etmeyin. Bak torunum hafta sonları ben geleyim siz gelin. Tamam ya, dedi aynen böyle. Kesinlikle dedi öyle bir şey olmaz. Aldılar gitti. Yolu bir giderken kahkahayla gidiyorlar. Aranız iyiydi yani giderken. İyiydi. Evden bir hafta içinde evet, sizle beraber evet, yaşıyor. So aranız iyi ona rağmen onu bir hafta rağmen sonra gittikten bir hafta sonra siz çocuğu bir daha torunu evet, bir daha göremediniz mi? Göremedik. Biz kendimiz gidersek görebiliyoruz Didem Hanım. Gittin ben mi peki hiç görmek için? Gidiyorum, yani gidiyordum. Hı. Diyorum ya maddi manevi destek olmak için, onların arkalarında olmak için ben sürekli gidiyordum ama o kendini çekiyordu. Peki en son kapısına gittiğinizde yine size göstermiyor mu torunu? 4 aydır görmüyoruz. Ha, 4 aydır. 4 aydır görmüyoruz. İşte ben evet, gidiyorum. Ay siz dediniz ki 3 evet, yıldır görmüyoruz. Gidiyorum bana dede diye kucağıma atlayan çocuk. Evet. Bir kere gittim. Bana çocuk uzaktan bakıyor böyle. Onların gözüne bakıyor çocuk. Çocuğu korkutmuşlar. Aha. Didem Hanım görseniz inan ki içim parçalanıyor. Ben oğlumu kaybetmişim 24 yaşında Didem Hanım'ı. Evet. Bir de bunu benden var ya kopardılar. Ben aha, bunun ben torunum için ayakta duruyordum zaten. İnanır mısın ben hastalar oldum artık ne yapacağım ben geceleri uykuyamıyorum. Yani ben maddi manevi her türlü desteğimi verdim. Bana telefona çağırdı. Baba derdi. Ben ehliyet kursuna yazılacağım. Arkadaşlar bana para lazım. Bakar mısınız para lütfen? Para lazım. Evet. Hemen koşu koşu giderdim verirdim. Ben bayramlarda bir torunuma bir bayramlık alamıyorum. Allah Allah. Evet. Ya şunu al. Ben siz az önce dediniz ki oğlumuz vefat ettikten sonra ya biz kendi isteğimizle gidip ya o hiçbir zaman torunu bana getirmedi. 4 aydır hiç iletişim evet, yok. Önce 3 yıl dediniz şimdi bana. Şimdi kendi isteğimizle de gitsek göstermiyorlar. Ha şimdi 4 aydır evet, öyle. Şu evet, sıralarda evet aynen öyle dedim. Peki ne oldu da 4 ay boyunca ya 4 aydır gelin size göstermiyor torunu? Bir şey mi oldu yani? Bir şey varsa söyleyeyim ben de bileyim ki ona göre daha size nasıl yardımcı olabilir? Hiçbir şey olmadı. Bizim açımızdan kesinlikle hiçbir sorabilirsin yani. O bizim mahalleye sorabilirsin, onların mahallesine sorabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Ya yani bizi kötü desinler. Ben inan ki hiçbir şey demiyorum artık. Şimdi aslında biraz öncesini de izleyicilere söylemek ve paylaşmak lazım. Öncesinde sizin oğlunuz Allah rahmet eylesin sevgili Fatih Sibel'le konuşuyormuş. Sibel diye yani daha gelininizle konuşuyormuş. Evet. Değil Hanım siz bilir siz mi anlayın? Ama önce sizi arıyor Fethi Bey. Yani bir gün yani Sibel telefonla sizi evet, arıyor. Bir gün eşten geldi eşimle. Ya siz o sırada var, oğlunuzun aslında biriyle görüştüğünün haberiniz haberim yok mu bildiğim yok, kadarıyla? Bilmiyorum. Doğru hiç biliyorum. Bilmiyorum. Evet. Evet. Benim oğlumun askere gitmesinin 2 ay var. 2 ay var. Evet. Yani o zaman 20 yaşında falan küçük çocuk yani. 19 yaşında. 20'ye girmedi. Tamam peki. Tam yemek hazırladı eşim. Yemek yiyeceğiz. Aha. Telefonum çaldı. Evet. Ben açtım bir bayan sesi. Oğlunuz orada mı o sırada? Yok. Ha, yok yok. Efendim dedim siz kimsiniz? Yanlış anladınız galiba dedim. Yok dedi abi dedi ben dedi Fatih'in kız arkadaşıyım. Abi diyor size. Bana abi, abi dedi, diyor dedi. Abi, evet, abi diyor. Evet. Hayırdır kızım dedim ya tamam ben olabilir dedim arkadaş olabilirsiniz de beni niye aradın? Abi Fethi abi dedi ben dedi Fatih'le evlenmiştim ve Fatih'e kaçacağım dedi.
Aynen böyle telefonda. E peki bunu oğlunuza söylemiş mi? Evlenelim falan diye bir şey söylemiş mi ondan rahmetli? Da haberim yok. Ondan sonra ben evet. dedim benim olmaz. Benim oğlum dedim bir kez sonra askere gidecek. Hı hı. Kesinlikle evliliğe hazır değil. Benim oğlum daha işe gücü yok şu anda. Askere gidecek 2 ay sonra dedim. Hı hı. Daha çocuk küçük. Kesinlikle olmaz dedim. Bana dedi ki... Öncesinde oğlunuz peki hiç Sibel'den bahsetmedi mi? Bahsetmedi. Bir kız arkadaşım var dedi ama ben kim olduğunu bilmiyordum yani. Arkadaşlar Sibel'in görüntüsüne bu arada hazırsa girebilirsiniz aslında ara ara. Sibel Hanım'ın görüntüsünü de Fatih'in yerine girerseniz sevinirim lütfen. Peki hiç öyle bir şey bahsetmedi hiç oğlunuz. Bahsetmedim. Bir kız arkadaşım bize, var ben onu zaten seviyorum. Benim oğlum ki bahsetmezdi öyle şeyleri. Utangaç bir çocuk. Bir utangaç değil. Bir araştırabilirsiniz. Bir kimseye daha kötü bir söz söylememiştir benim oğlum. Evet peki. Telefon açtı dedim kızım böyle böyle bu da askere gidecek 2 ay sonra olmaz. Hı hı. Abi dedi beni başkasına verecekler ben babaannemin evinde kalıyorum dedi. Allah Allah. Ben dedim olmaz kızım. Ailen kimse dedim ben ailesini tanımıyorum tabii ki. Hı hı. Ailen kimse geleyim dedim. İsteyelim söz keselim dedim askerden gelince dedim. Hı hı. Düğünümüzü yaparız dedim. Yok olmaz dedi. Kızım dedim kesinlikle olmaz dedim telefonu kapattım. Ama sonrasında siz onlara, sonra detaylara daha sonra gireriz. Siz sonrasında onun, sevgili Nehir Hanım siz söyleyin lütfen. Yani Sibel'i gelin olarak kabul ettiniz. Düğün yaptınız, evlendi hatta bir sürü 3 yıl falan sizle birlikte yaşadı diye biliyorum. Evet. Evet, evet sizle birlikte yaşıyor. Yaşadı. Evet nikahsızı. Ve o sırada sizin de gelin aranız nasıldı? Yani Sibel aranız nasıldı? Sizin, gelin kaynanın aranız nasıldı? İyiydi dedim hanım. Bir sıkıntınız yok. Bir sıkıntımız yoktu. İyiydi yani gelimle aram iyiydi. Hani hiçbir sıkıntımız yoktu o zaman. Peki bu 4 ay öncesine kadar siz çocuğu görmeye gidiyorsunuz ya torununuzu. Hı hı. O sırada torununuzun tavırlarında ya da gelinin tavırlarında, ailesinin tavırlarında bir değişiklik var mıydı size karşı? Evet, bir Nehir Hanım bize anlatsın lütfen bir annesine. Evet vardı dedem. Evet peki. Mesela bu hani biz torunu görmeye falan gittiğimizde bu işten falan geliyordu. Evet. Ondan sonra böyle suratı işte hani ne hoş geldiniz anne ne yapıyorsun nasılsın hiç söylemedi. Çocuğu dedi ki şey ben dedi alacağım dedi öğretmeni dedi bizim yanımızda dedesinin yanında oturuyordu. Hı hı. Dedi ya dedi gel dedi Poyraz dedi öğretmenle görüntülü konuşacakmışsın dedi. Sibel dedim bu çocuk daha yeni kreşe gidiyor dedim. Öğretmen de saat olmuş 10 dedim. Gece 22. Ha. Ne görüntüsü? Dedim bu şeyde dedim hiç dedim şey yapar mı dedim öğretmen arayıp da onun çocukla görüntülü ne şey yapacakmış Sibel Allah aşkına kandırmayın insan. Ne yapmaya çalışıyorsun sen kızım senin derdin ne sıkıntın ne dedim. Hı hı. Neden gelince dedim bir hoş geldin demiyorsun. Hani bir ilgilenmiyorsun hemen böyle suratın falan değişiyor kapıdan ne girince dedi? Dedim. Evet. Neden kızım böyle davranıyorsun sen dedim. O hemen dedesini kucağından çocuğu aldığı gibi diğer odaya gitti. Görüşmenizi istemiyor. İstemedi. Hemen kapıyı kapattı. Çocuk da içeride ağlıyor. Ve sizin yanınıza gelmek istiyor. Ha bizim yani yanımıza gelmek istiyor. Babaanneyi dedeyi görmek evet, istiyor yani. Evet Didem Hanım çünkü hani dede biz oraya falan gittiğimizde dedesinin omuzlarından inmiyor zaten. Saçlarını yapıyor bir şey yani çocuk. Hatta biz gelirken ağlıyordu bağırıyordu gitmeyin daha az daha durun diye ağlıyordu çocuk. Allah Allah. Peki şimdi gelininiz Sibel'in annesi Binnaz Hanım telefon hattındaymış şu anda. Tamam. Binnaz değil mi doğru mu biliyorum? Günnaz. Günnaz özür dilerim Günnaz Hanım özür dilerim. Günnaz Hanım merhabalar. Merhabalar. Şimdi sizin torununuzun siz de anneannesiniz babaannesi ve dedesi burada. Evet. Ve diyorlar ki biz diyorlar 4 aydır hiçbir şekilde Sibel kızınız çocuğu dedesine babaannesine göstermiyormuş. Neden? Bunlar Didem Hanım yalan. Biz devamlı damadım öleli 3 sene oldu. 3 senedir devamlı geldik gittik geldik gittik. Evet. Tamam. Çocuğu da gösterdik. Birinci sınıfa başlarken babaannesi geldi gördü. Öyle bak yalan konuşmasınlar. Ne zaman en son ben gördüler çocuğu? Aldım mı? Hiç gün bak bilmem. Günnaz Hanımcığım torununuzu en son babaannesi dedesi ne zaman gördü en son? Vallahi okullar başlayınca gördüler. Geldiler buraya. Ya ben gelip gidip görüyordum tabii ki. Onlara kasa getirmezlerdi. Ha. Onlar haber bile vermezlerdi Didem Hanım. Onlar haber bile vermez. Bir dakika. Ben kendim giderim görerim. Bir şey söyleyeceğim. 4 aydır hiç görmüyor musunuz? 4 aydır. Bana doğru ben söyleyeyim. Ben okullar başladığından beri görmüyorum. Okullar ilk başladığında haber vermedi. Komşular dedi ki böyle böyle. Anladım. Peki 3 yıl içerisinde kaç kez gördünüz?
Bir daha hiç görmedim Didem Hanım. İşte 4 aydan sonra hiç görmemişler. Ya 4 aydan sonra doğru düzgün. Öncesinde görüşüyordunuz. Ya. Biz gidiyorduk Didem Hanım, onlar getirmiyordu. Tamam Gülnaz Hanımcığım, siz hiç götürmemişsiniz. Onlar gelip görünce ancak torunlarını görebiliyormuş. 4 aydır okullar ne zaman? Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, yani 3-4 aydır da görmüyorlarmış. Yok Didem Hanım, görüyorlardı. Cünür'ün babası beni kovaladı. Otobüste olmuştaydım. Fethi Bey mi kovaladı bana sizi? Benim babamı kastediyor. O yüzden sonra götürmemek lazım ben ona. Sizin babanız öyle mi? Didem Hanım o nasıl olmuş biliyor musun? Aha. Dolmuş'ta kayınpederim maaşını çekmeye de gidiyormuş. Bunu da ne için gittiğini bilmiyorum. Dolmuş'ta denk gelmişti. Tamam. Bu selam vermiş. Kayınpederim Gündüz Hanım'a selam vermiş. Peki. Kayınpederim de çünkü bizi görüyor ya, ağlıyor, torun gelmiyor, etmiyor. Onların da yani Fatih torunlarıydı. Ben 10 seneye yakın kayınvalidemin yanında durdum. Aha. Onu, hatta daha doğrusu Fatih'i onlar büyüttü. Onlar neden torunlarına şey yapmasınlar? Torunların çocuklarını onlar da göremiyorlar. Göremiyorlar Didem Hanım. Ondan sonra buna demiş ki hani siz, bir de demiş hani kayınbabam utanmadan selam mı veriyorsunuz demiş. O insanlar ne halde demiş. İşleri parçalanıyor. Nasıl insansın sen? Neden demiş o torunu getirmiyorsun? O zaman ne siz sorar olsun, mısınız? Çünkü ben aradan çekildim olsun. Nehir Hanım. Siz, Fethi Bey siz bekleyin. Nehir Hanım siz Gülnaz Hanım'la bir konuşur musunuz? Ha, ama bu arada şu anda kapatmış telefonunu Gülnaz Hanımcığım. Yani... Ya gördüm işte Didem Hanım. Böyle yapıyorlar. Ben ararsam telefonu torunumu sesini duyabiliyorum. Arayıp da hayatta sesini duyurmazlar Gülnaz bana Hanım, hatta mecburen gitmek zorunda kalıyorum. Gülnaz Hanımcığım duyuyor musunuz beni? Duyuyorum. Tamam. Her şeyi duyuyorum. Şimdi ben aradan çekildim. Nehir Hanım siz bir Gülnaz Hanım'la konuşur musunuz? Çünkü ben yani diyor ki ben onlara çocukları görüyordu, gösteriyorduk. Size hayır diyorsunuz. Ya görüyorlardı. Ben, seni görüyorlardı. Komşularım görsün. Komşularım sahip. Anne bir sus sen ya. Gülnaz. Gülnaz bak elini vicdanına koy. Doğru dürüst şey yap. Ben aradığım zaman torunumla görüşmüyor muydum? Bana bak, sen beni arayıp da hiçbir zaman torunuma sesimi duydurtturdun mu? Hayır. Çünkü sizin derdiniz, niyetiniz çocuğu hep böyle kendinize şey yapmak. Hele sen, anasının zaten çocukla bir alakası yok. Sen işte benim torunum, benim paşam, benim oğluşum, benim bilmem nelerim. Ha? Bana hiçbir zaman aramadığım zaman. Nehir Hanım o konuşsun şimdi. Söyleyin peki. Ha, buyurun. Bir dakika keser misin? Buyur dinliyorum. Tamam Gülnaz Hanımcığım. İnsan gibi geliyordunuz, oturuyordunuz, yiyordunuz, içiyordunuz, torununuzu seviyordunuz, geziyorduk. Komşuların herkes burada şahit. Ya bırakın ama ne şahit. Yani Gülnaz Hanımcığım ama diyorlar ki okullar açıldığından beri hadi diyelim ki işte 3 ay olsun sizin hatırınız. Onlar 4 ay diyorlar. 3 aydır hiç görmüyorlarmış torunlarını. 3 aydır hiç görmüyorlar. Neden gelmiyor rahmetli babasının evine? Neye getirmiyorlar? Evet. Neden ben torunumu elinden tutup da bir parka götürmeyeyim Didem Hanım? Ya da bir gidip bir yerde yiyip içip biraz onunla teselli neye bulmayayım? Neye bunu benden kısıtladı? Tamam yanıt versin Gülnaz Hanımcığım buyurun. Neden bunu benden kısıtladın? Gülnaz Hanım duydunuz mu? Yalan söyleme. Yalan söyleme yalan deyip durma Gülnaz. Bak elini vicdanına koy yalan söyleyip durup deme. Nehir Hanımcığım dinleyin ama. Gülnaz Hanım'ı dinleyin. Gülnaz Hanım buyurun dinliyorum sizi. İdem Hanımcığım hiç hepsi oraya çıktıkları yalan. Çocuğu gösterdik. Ben diyorum ki çocuğu alın gezdirin. Çocuk kendi gitmek istemiyor. Ha gitmek istemiyor çocuk. Tamam şimdi dedesi konuşmak istiyor. Söyle dedesi. Sen o kadar yalancısın Fethi ki. Bey, Fethi Bey ses zaten havadan geliyor. Sen o kadar yalancı bir insansın ki. Bana ne dedin sen? Ha, büyüyünce gelir demedin mi? Ne dedim? Büyüyünce gelir bu çocuk demedin mi? Ben çocuğu görmek için büyümesini mi bekleyeceğim? Senin kızın zaten çocukla alakası yok. Sana bırakmış. Gece 3 gün iş mi olur ya? Bir gün sabahleyin işe gidiyor. Ertesi gün öğlen geliyor işte. Denizlerine geziyor. Beni konuşturtma bak. Konuşmak istemiyorum size daha. Diyorum ama ben 4 aydır çocuğu bir kere olsun gördün mü? Biraz sesi yükleyin içerideki. Playback'i de yükler misiniz? Gündüz Hanım'ın dediklerini ben de tam duyayım. Dedesi de. Bir kere olsun ben 4 aydır çocuğu gördün mü? Ben diyorum ki bayramlık alayım. Yok almayın siz. Beceremezsiniz. Parasını bana verin. Ben parasını veriyordum ya. Benim bir kere tişört aldım. Özür dilerim. Rica ederim. Bir kere tişört aldım. Tişörtü giydirmediniz. Yok bu pazardan almış. Hayır en lüks mağazadan aldım Didem Hanım. Mağazadan aldım. Annesi pazardan alıyor onu giydiriyor. Benim aldığım şeyi giydiriyor.
Gündüz Hanım duydun mu? Bakın Fethi Bey de çok dertli. Yalan ben söylüyor. Torunumu görmüyorum diyor. Ya bunun kadar İlcan yalan gibi kadın yok. Ama onu da dinleyeyim. Gündüz Hanım anneanneyi de bir dinleyeyim. Buyurun Gündüz Hanım. Kısıtlamadı diyeceğim hanım. Ha. Kendileri gelsinler görsünler. Bak neden gelmiyor benim torunumda? Ya anladım da diyorlar ki yani oraya gelsek ama bile göstermiyormuşsunuz. Yani yalan yalan şahidim çok diyeceğim hanımcığım. En son ne zaman geldiler? Şahidim çok benim. Gündüz Hanımcığım. Gelin isterseniz şahit olur herkes. Gündüz Hanım en son ne zaman geldiler canım? Tamam, bu arada okulun açıldığında geldi, babaannesi geldi, gördü, gitti. En son ne zaman? Peki Sibel Hatta'ymış. Gündüz Hanımcığım, kızınızla ben konuşayım. Çünkü çocuğun annesi o. Sonra sizle de konuşurum. Sibel merhabalar canım. Merhabalar. Didem Yılmaz, ben canlı yayındayız. Senin kayınvaliden ve kayınpederin torunlarını, yani eşinle vefat etmiş. Allah rahmet eylesin, senin de başın sağ olsun. Vefat ettikten sonra çocuk, yani torunlarını doğru düzgün göremiyorlarmış. En son 4 aydır hiç göremiyorlarmış. Şöyle söyleyeyim Didem Hanım, benim bir avukatım var. Avukatımın numarasını versem kendisi sizinle irtibata geçse daha iyi olur. Ama benim muhatabım değil kendileri. Benim muhatabım benim avukat muhatabım değil ki. Kendileri. Sibel'cim benim muhatabım şu konuşacak anda sensin. Yüzün yok çünkü, konuşacak yüzün yok. Konuşacak yüzün yok. İşte öncesi de erkeklerle geçiyorsunuz. Sayın mı geldiniz erkeklerle? Verdiğim emekler. Sana verdiğim, bu adamın verdiği ya, emekler yazıklar olsun sana. Kurta gideceksin sana be. Verildim parayı. De, evladım de sana ya. Bir dedin ki hep. Nehir Hanım, Nehir Hanım bir gelini de dinleyeyim ben lütfen. Sibel'cim duyuyor musun? Sibel'cim duyuyor musun canım? Duyuyorum sizi Didem Hanım. Tamam. Didem Hanım, her şeylerini yapan benim. Çocuklarına hiçbir şey almadılar. Arabasına kadar benim ailem aldı. Her şeylerini benim ailem. Katmak misiniz? Sibel şunu söyledi. Sibel'cim o kelimeyi biz basıyoruz. Ben izninizle düzelteyim onu. Rütü kuralları gereği yasaklı maddeyi yasaklı maddeden ben kurtardım dedin. Doğru mu çocuğu? Evet. Çocukları yeter ki kurtulsun diye ben geceleri işte çalışırken çocuğunu götürüyordum havaalanlarına. Gezmeye götürüyordum onu. Kendileri de şahit orada. Bana bir tane olsun, bir tane altınları, bilezikleri, bir tane İş, yani kıyafetleri yoktur bana. Ama sen de benim çocuğumun doğumuna kadar benim ailem karşıladı. Her şeyini ailem. Hadi be. 3 milyara böyle her şeyin yeni doğan şeylerini her şeylerin 3 milyarı geçip parayı kim aldı sana? Ha benim yanımdaydın nereden, o zaman. Sen her ya, zaman nereden bak verdin? Her ne zaman sen anne ne seni bak sen bir bana? Tane bir tane tişört dalsa anam aldı babam aldı ama bizim yaptıklarımız hiç görülmüyordu. Sen aldın çocuğumu götürdünüz ne oraya. Nehir Hanım bir dakika. Ben ödüyordum. Elektriğini ben Dida, ödüyordum. Doğal gazını ben karınız ödüyordum seni. Ha? Bir, söyler misin Sibel'cim bunlara bir yanıt verir misin? Nasıl anlamıyorum siz? Yani her şeyini ben öde. Ya birçok şeyi biz de yaptık ama bizim yaptıklarımızı görmedi Sibel diyor. Şöyle söyleyeyim Didem Hanım. Bütün herkes şahit. Herkese sorun. Ha benim de herkes kendi şahit. Çocuk öldü. De komşum gitsin de kol komşularıma söylesinler. Benim çocuğum onlara gitmek istemiyor ki Didem Hanım. Öyle mi? Gitmek ya babaanneyi görmek istemiyor. Ha, niye doldurdular peki? Doldurdular Didem Hanım. Bu son 1-2 senedir doldurdular. Anladım bir dakika. Çocukla bak, şeye bile şimdi bak yani. Sibel için bir dakika. Nehir Hanım bir dakika. Sibel beni dinler misin? Bir dakika beni dinle lütfen. Şimdi Sibel'cim senin şu anda yani eşin vefat etmiş. Zor bir dönem yaşamışsın. Allah sabır versin gerçekten. Şimdi çocuk 7 yaşında. 3 yıl önce baba vefat ettiğinde 4 yaşında. 4 yaşındaki bir çocuğun babaanneyle ve dedeyle ilgili nasıl bir fikri var ki? Gidip görmek istemiyor onları. Ne yaşamış ki? Şöyle söyleyeyim. Küçüklükten beri annem büyüttü. Bütün her şeyini benim ailem karşıladı. Bütün her şeyine kadar ailem yaptı Didem tamam, Hanım. Ne güzel, ne şöyle, güzel. Ben de çalıştığım için çocuğumu ortama götürmek istemedim. Nasıl bir ortamları var ki Nehir Hanım'la Fethi? Yani şöyle söyleyeyim. Eşim benim madde kullandığı için yanına götürmek istemiyordum. Bir kere dövdü. Çocuğum benim kekeme oldu. Ha bir dakika oğlun Fatih ölmeden önce çocuğuna kötü mü davranıyordu? Evet çocuğumu bir ne
Nehir Hanım, Sibel lütfen. Önce siz başlattınız. Fatih, benim oğlum çocuğunu dövecek. Gözünün içine bakıp doyamadım. Benim çocuğumu konuşmayın. Bir dakika. Sibel'cim peki sen... Bu kadar da bir dakika ne olur. Ölmeden önce kaç yıl evli kaldınız Fatih ile Sibel? Nasıl? Kaç yıl evli... Üç yıllık mı evliydiniz? Falan, evet. Tamam. Bu üç yıl içerisinde sen Fatih'le aynı evi yaşamadın mı? Yani karı koca hayatınız olmadı mı? Şöyle söyleyeyim. Ben bir sofraya oturup onunla yemek yediğimi hiçbir şekilde hatırlamıyorum Didem Hanım. Ben işten geliyordum, o eve geliyordu. Sürekli dışarıda olduğu için pek görüşmüyorduk. Sürekli sen dışarıda olduğu için olmazsın. Oğlunuza diyordum, akıl verin diyordum. Yani bu şekilde olmaz diyordum. Babası da konuşuyordu hatta. Babası da gidip konuşuyordu. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani. Şu anda bizim konumuz yani Fatih Allah rahmet eylesin. Yani o değil konumuz. Bizim konumuz şu anda babaanne ve dedesi torun yani bir evlatlarını kaybetmişler. Torunlarıyla da hayata tutunuyorlar. Torunlarını görmek istiyorlar. Sibel'cim nasıl yapacağız peki? Olmaz şöyle ki ama. Şöyle söyleyeyim Didem Hanım. Şimdiye kadar torunları yokmuş. Şimdiden sonra mı akılları başlarına gelmiş? O senin benim düşüncen işte. O senin düşüncen. Senin. Ananla ikinizin düşüncesi o. Ben her zaman buradaydım. Önüne çıktım ben. Duygularımı, şeylerimi bahsetmek için Türkiye'nin önüne çıktım ben. O sizin düşünceniz. Anladın ya, mı? Kendi siz kendiniz öyle sürekli Didem Hanım sürekli evet. Beni tehdit ediyorlar. Sürekli neden? Beni tehdit ediyorlar. Neden? Öyle mi? Biz avukata şu kadar Didem para verdik. Didem Hanım bir şey söyleyelim. Beni de dinleyelim ki. Biz avukata şu kadar para bir verdik. Şey, tek bir şey söyleyeceğim. Ama bir şey söyleyeyim. Bir şey anlatıyor. Bir şey anlatıyor. Bir saniye beni dinlesinler. Bir şey yapacağım Didem Hanım. Söyleyin. Konuşuyorum şu an. Evet. Şu an kendi komşularını getiririm. Dolmuş da anneme kendi babaları yapmadığını bırakmamış. Annem selam vermiş. Yapmadığını bırakmamış Didem Hanım. Demiş ki biz avukata 40 milyar para verdik. Çocuğumuzu sizden alacağız. Torunumuzu sizden alacağız. Bir dakika. Yok bilmem ne yapacağız. Hayır, bir dakika. Bir dakika. Sibel'cim sonuçta onun bir annesi var. Ben öyle bilmiyorum. Sadece torunlarını görmek istedikleri için biz şey yaptık. Nehir Hanım siz çocuğun velayetini her şeyini, torunun her şeyini almak asla mı istiyorsunuz? Ben hatta dedim ki çocuk anne çocuğudur. Evet küçük yani 7 yaşında. Ben neye ayırayım Didem Hanım? Ben öyle bir, ben öyle bir insan değilim Didem Hanım. Aynı anda konuşuyorsunuz karı koca. Nehir Hanım sen söyle. Neden ben annesinden ayırayım Didem Hanım onu. Çocuğun benim belayeti. Sadece istediğim hani neden çocuğu bize çekiyorsunuz? Neden bana torunumu kötületiyorsunuz? En azından bayramda Didem Hanım evet. Gelmez mi ya? Ben o gencecik çocuğumu Kurban Bayramı'nın arifesi günü toprağa sokmuşum ya. Ben neden o zaman şey yapmasam arayıp da kızım gelin gidelim çocuğa bayramda kalalım. Yok o şey gelmek istemiyor senle. Sibel. Yok görüşmek istemiyor senle. Sibel'e sorayım ne olur. Sibel'cim şimdi sonuçta çocuğu senden almak gibi velayetini alıp çocuğu torunlarını tamamen almak gibi bir dertleri yok. Yani sadece görmek istiyorlar. Şöyle söyleyeyim bir saniye. Ben şu an çalışıyorum da ya çok fazla müsait değilim. Ama bu soruya bir yanıt rica ediyorum senden. Ben yayın yapıyorum. Çok da üzgünler onlar. Biraz tamam, yanıt verebilirsin. Ben size şöyle söyleyeyim. Bir dakika şey Sibel'i dinleyeyim ama sen sonra söylersin Sibel'cim. Söyle Sibel'cim. Şöyle söyleyeyim. Ben kendi çocuğuma diyorum ki hani gidip görebilirsin. Babaannene gitmek istiyorsan gidebilirsin. Ama ben gitmem oğlum diyorum. Çocuk kendisi gitmek istemiyor Didem Hanım. Kendisi gitmek istemiyor. Peki sordun mu neden gitmek istemiyormuş? İstemiyorum diyor. Ben nedenini bilmiyorum. İstemiyorum diyor. Allah Allah. Ama bunun nedeni olmalı. Yani bir şey mi yapıyor dedeyle babaanne acaba çocuğa? Varsa söyle açık açık yani. Yok, ne yapacaklar şey yani? Benim oğlum... Kim ifade ediyor böyle? Kim ediyormuş? Bu kadar bir yalancı insanlar olamaz Didem Hanım. Yemin ederim yıldırdılar beni. Didem Hanım son 2 senedir beni yalan yıldırdı bu ya. Sokun bunları. Yemin ediyorum yalan makinesini bozmasalar bunlar. Ben niye çocuğumu canıma ciğerime uyuyoruz? Benim oğluma gelirken bir buçuk aylık hamileymiş bu ondan kaçmış. Ha bir buçuk aylık. Evet bir buçuk aylık hamileymiş. Oğlunuza mı hamile? Evet. Ben ya açıklamak istemiyorum bunu. Artık ama böyle boş yere yalan konuştukları için bir dakika oğlum, bir şey söyleyeceğim ya, torun, bir dakika bir şey rica edebilir miyim evet. Aynı anda konuşmayın birbirinizi dinleyin 2 Sibel'i de dinleyelim 3 daha sağlıklı yayın yaparız uyuz zaman... diyormuşum toruna bir dakika o kelimeyi basıyor musunuz arkadaşlar basıyor musunuz bana söyler misiniz tamam Hayır. Şeye bastınız mı bana söyleme. İzleyicime izah edin. Bana söyleyin ki anlasınlar meseleyi. O kelimeye bastınız mı? Torun için hangi ifadeyi kullanıyormuş?
Ya bir kez söylemek durumundayım anlaşılsın diye. Torunun da diğer meseleye de geleceğim de. Torununa Nehir Hanım uyuz diyormuş. Sevmiyormuş yani. Bir uyusun falan denir ya böyle bir şey. Bir amiyane bir tabirdir. Torununuzu sevmiyormuşsunuz ve kötü sözler söylüyormuşsunuz. Ben Allah'a havale ettim Didem Hanım. Ben her türlü onların yanındayken, bunun da yanındayken bana bunları böyle ya. Tamam. Sibel'cim torunu asla böyle, yani çocuğunu asla böyle kötü kelime kullanmamışlar. Ben onun babaannesiyim, söyler miyim diyor Sibel. Avukatın mektubunda da yazıyor Didem Hanım. Tamam. Şöyle söyleyeyim size. Sen yazdırmışsındır onu. Dur ne oldu, dinleyeyim birbirinizi. Evet söyle Sibel'cim. Şey demiş, tam hatırlamıyorum da. Söylektiriyormuşum, nasıl bir aile baskısı altında kaldığını düşünüyorsunuz çocuğun diye dilekçeyi de yazmışlar. Ya çocuğa sen ve annem baskı yapıyormuşsunuz babaanneyle ve dedeyle görüşmemesi için. Az önce Fethi Bey şunu söyledi, o da tabii basıldığı için izah etmek de sormak durumundayım. Cevap hakkını kullanırsa iyi olur. Şunu söylüyor, yani sen Fatih'e geldiğin zaman 1,5 aylık, yani Fethi Bey aradığında, işte Fethi Bey onu anlattı çünkü önce sen Fethi Bey aramışsın. İşte abi demişsin, ben senin oğluna kaçacağım demişsin. O sırada da 1,5 aylık hamile. Misin? Doğru mu? Şöyle söyleyeyim, babaannesi aşağıda, babaannesi aşağıda, babaannesine sorun, yanda yengesi var, yengesine sorun. Ben öyle bir şey olduğunda onlara bildirmiştim zaten. Anlamadım, pardon, bir daha söyler misin? Öyle bir şey yok yani Didem Hanım. Yani sen Fatih'e kaçtığında 1,5 aylık hamile değildin, anladın mı? Öyle mi? Öyle bir şey yok, kesinlikle yalan. Didem Hanım, evraklar var elimde, yanınızda. Peki özür dilerim, çocuk ama sonuçta 1,5 aylık bebek. Yani Sibel böyle bir şey yok diyor. 1,5 aylık bebek Fatih'den, sizin, Didem sizin. Benim oğlumda. Sizin oğlunuzdan. Benim bizim oğlumda. Eşimin demek istedi. Yani hamile diye sevmiyordun da hamile kaldığın için mecburen mi kaçmak zorunda öyle kaldı? Dem, öyle diyormuş. Onu demek istiyor. Hamile zaten kaldığım için ben onunla kaçtım diyormuş. Sevmiyordum diyormuş. Ama eşin konuşurken lafa girmeden yani ne olur. Yani Didem Hanım sevmiyormuş. Ha. Sağda solda hep çalıştığı yerlerde de diyormuş. Ben onu sevmiyordum zaten. Ha Sibel'cim. Yani aslında Fatih... Savaş diye birini seviyordum ben diyormuş. Savaş diye birini evet, seviyormuşsun. Evet. Fatih'i sevmiyordum. Tamam. Sevmeyerek evlendim. Öyle demiş. Mi? Fatih'i sevmeyerek ha. mi evlendin Sibel'cim? Sevmeyerek evlenmiş olsam çocuğum olmazdı Didem Hanım. Yani mecburiyetten işte hamile kaldığın için mecbur kalmışsın. Onu söylemeye öyle bir şey çalışıyorlar. Kesinlikle yok. Öyle bir şey kesinlikle yok. Elimde kanıtları var. Elimde kanıtları var. Tamamdır Didem Hanım. Açıklayacağım. Peki Fethi Bey'cim bir saniye. Bir de şunu iddia ettiler. Sen duydun mu? Ama izleyiciler duymamı yani basıldığı için sormak zorundayım. Şunu söylüyor. Yani gelmeden önce 3 tane hamileliği de sonlandırmışsın. Öyle bir şey kesinlikle yok. Peki sen Fatih'i sevdin mi rahmetliyi? Evet. Severek kaçtım zaten. Nasıl bir evlilikti sizinki? Çünkü ölüyor yani 29 yani Temmuz'da. Yani nasıl... Ha. Ben de bilmiyorum Didem Hanım nasıl bir şey olduğunu. Yani şu an ben servisteyim de çok net konuşamıyorum sizinle de. Ama şey sonuçta birkaç kelime söyleyebilirsin. Yani biz sonuçta burada babaanne senin hakkında bazı ithamlarda bulunuyor. Yani sevdin mi sen Fatih'i yoksa sorunlu bir evlilik miydi 3 yıllık evlilik? 4 evet, yıllık. Evet sorunlu bir evliliğimdi. Yani sürekli yasaklı madde kullandığını iddia ediyorsun, evet, öyle mi? Sürekli şiddet vardı, sürekli şiddet niye vardı. Niye karakola gidip de şikayette bulunmamış? Benim çocuğum o kadar İlk şeymiş. İlk motorla geçtiğinde ben şikayette bulunacaktım. Yalvardı, bulunmadı. Benim çocuğum o kadar kötümüş ya. Sen zaten, özür dilerim ama Sibel'cim sen zaten 3 yıl kayınpederin ve kayınvalidenle birlikte yaşamışsın, doğru mu? O kadar kötüyüz ya biz. Evet. Peki aynı evin içerisinde madem Fatih çok böyle sana kötü davranıyor, işte yasaklı madde kullanıyor, kayınvalidine, kayınpederine söylemedin mi? Paylaşmadın mı? Onlar görmediler söyledi, mi? Biliyorduk zaten işlerini. Biliyoruz biz zaten işlerini dedik annesi. Kendi yüzü orada. Sen yalan sonuçta yalan dedin. Yani siz evi ayırıyorsunuz. Bir yıl yaşıyorsunuz. O bir yıl sonrası zaten Fatih ölüyor yani değil mi? Evet. Yani. Evet. Peki 3 yıl yaşarken bu kadar sorunlar varsa neden sığınma evine gitmedin? Neden annenlere haber vermedin? Niçin Nehir Hanım'la ve Fethi Bey'le yaşadın? Annemlere söylemedim. Kendim kaçtığım için söylememiştim Didem Hanım. Ya seni benim oğluma kaçıran senin annen kendisi git kaç demiş nereden çocuğu doğur. Ondan sonra biz seni alırız nereden demiş nereden ya. Nereden biliyorsun? Nereden ben biliyorsun? Çok iyi biliyorum. Kanıtlar var elimde. Tatillere... Kanıtları kim vermiş? Nereden biliyorsun? Kendi ağzından anlatıyordun ya bana. Ne anlatıyordu? Fatih'le oluyor ya Didem Hanım'a böyle günlük böyle şeyli falan. 3 günlük. Gidin orada eğlenin diye. Anasının her şeyden haberi vardı Didem Hanım. Ben oraya işte bütün kaçtıktan sonra. Bütün her şeyi yaptıran sonra... annesiyle tekrar... dayısı var Alper diye. Bütün hocaları bunun hocası bunlar ikisi.
Peki Sibel'cim, bizim derdimiz şu anda torunlarını görmek istiyorlar. Aynen. Yani 4 aydır da göremiyorlar. Çocuk istemese bile o ortamı sen sağlayabilirsin ya. Zor bir şey çünkü evlatlarını kaybetmişler, bir de çocuğunu göremiyorlar Sibel. Olur mu öyle şey ya? Didem Hanım, gelin görün diyoruz. Bak, babaannemler dedi, kapımız her zaman açık. Gelip istediğiniz zaman torununuzu görebilirsiniz dedi. Kendileri gelmiyor. Siz de geleceksiniz dedi. Ben gitmek zorunda değilim. Öyle bir şeyim yok. Ben niye kötü mü ayrıldınız? Bak, yani Fatih öldükten evet. Sonra kötü mü oldunuz? Evet, evet Didem Hanım. Neden kötü oldunuz peki? Sürekli ben çocuğumu dolduruyormuşum, dolduruşa getiriyormuşum onlara karşı. Hiçbir zaman da öyle bir şey demedim. Bak, babaannenle dedene git oğlum, şöyle böyle git. Hani annemler, bak annem babam kendileri de söylüyordu. Babaannemler söylüyorlardı. Ya şunu söylüyor. Kendileri belli bir süreden sonra Didem Hanım, ben bunu bir aradım. Söyle Fethi. Sibel dedim. Torunu dedim, sesini duyayım, göster de dedim. Telefona ver de dedim. Hı hı. Biz dedi hayvanat bahçesindeyiz dedi. Hayvanat bahçesinde değil. Nerede olduğunu ben biliyorum. Parktalar. Bana tamam veriyorum dedi. Verdi çocuğu. Arkadan diyor ki müsait değilim de diyor çocuğa. Müsait değilim diyor. 3 yaşındaki çocuk müsait değilim demeyi nereden bilecek Didem Hanım? Duydu mu Sibel'cim? Telefonu tak diye kapattı. Duyuyorum tamam. Didem Hanım. O zaman da şöyle anlatayım. Hayvanat bahçesindeydik o zaman. Çocuğum hayvanat bahçesindeyken aradılar. Konuşmayacağım dedi kendisi, kapattı. Musayit değilim kelimesini 3 yaşındaki çocuklardan bileceğim. Sonra eve gidince ararız dedi. Sibel'cim, Poyraz 3 yaşındaki oğlun Poyraz müsait değilim kelimesini kullanmış. Nasıl kullanabilir? 3 yaşında değildi Didem Hanım o zaman. Biraz daha büyüktü. 3,5-4 yaşın. Yine de 4 yaşındaki çocuk da müsait, olsun dedim müsait yani. Değilim der mi ya Sibel'cim ya, aşk olsun. Müsait değilim diye bir kelime kullanmadı. Kullanmamış Fethi. Telefonu kapattı. Sonra sen söylettirdin. Sen söylettirdin. Bir dakika Nehir Hanım, bir de siz söyleyin, siz konuşun. Sibel'e diyorum, sen söylettirdin ona. Telefonda duyuyoruz çünkü. Müsait değilim, müsait değilim diyor. Biz de ufak insan değiliz dedim Hanım, duyuyoruz yani. Geline söyle o zaman, duymuş. Sen konuş gelinle. Ben çekildim aradan. Gelinle konuş. Seni aradığımda demedin mi Sibel, sen o zaman Poyraz'a demiyor muydun? Müsait değilim de, müsait değilim de. O çocuk da dedi ki müsait değilim dede, müsait değilim dede diye kapattı. Duydun öyle mu? Bir şey söylemedim. Öyle bir şey söylemedin deme bak. Sibel deme. Aynen. Çocuğun ya, her konuşmalarından, her şeylerinden sizin lafınızın olduğunu anlıyordum. Ben oraya geldiğim zaman, konuştuğum zaman Fatih. Kusura bakma da benim çocuğum benden bile baba diyen çocuk Fatih. Nasıl ismini kullanır, nasıl şey yapar babasının ya? Öldükten sonra nasıl, Fatih. Öldükten sonra Didem Hanım ya, nasıl bana Nehir der? Babaanne diyen çocuk Nehir diyor bana. İsminiz de sesleniyor. Evet. Ondan sonra da dedesine Fethi diyor. Yani biz artık berber oldum dede derdi, böyle tarağı alırdı. Artık açık açık konuşuyor da, çok konuşacak şeylerim var. Bak artık iyice benim oğlum sabrım taşıyor. Ettikten sonra bir dakika, da böyleydi. Evet. İyice bana sabrım taşıyor. Ondan sonra, bir de aynı anda konuşmayın ne ondan olur sonra yani. Bana Fethi diyor, babaannesine Nehir peki, diyor. Peki isimleriyle çocuk neden dedeye sesleniyor? Babasına, ölmüş babasına Fatih neden diyor Sibel? İsimleriyle hiçbir zaman seslenmedi. O gün işte dediğim gibi sen de demiş Nehir'sin demiş. Siz anne. Ya. Peki ama sonuçta gerçekten torunlarını görmek istiyorlar ya. Amaçlarını ben biliyorum da şimdi açıklamayacağım. Onlar açısından yani, sizin amacınızda, ben Sibel'e soruyorum. Sibel, peki eski kayınvaliden ve kayınpederinin derdi ne sence? Bilmiyorum, ben Didem Hanım şöyle söyleyeyim. Ben gelip görebilirsiniz dedim ama bu saatten sonra ben çocuğumu asla göstermiyorum. İstemiyorum da. Avukatımdan irtibada geçsinler. Benim muhatabım değil kendileri artık. Ama olmaz, çocuğumu göstermiyorum. Tunca Hanım göremeyecekler mi? Bak burada da avukatımız var. Hanımefendi, bir dakika Sibel'cim. Babaannenin ve dedenin de çocuğu görme hakkı olduğu Yargıtay kararlarıyla sabit. Mutlaka göstermek ve onları hatta gerekirse yatılı da bırakmak durumundasınız. Yani, çocukları öldüğü için artık geriye onlar kaldı. Evet. Dolayısıyla onlar da torunlarını görme hakları var. Yasal olarak Sibel'cim, sen bunu bence engellemesen iyi yaparsın. Olur mu? Bence engellemeyecek. Şöyle söyleyeyim. Nasıl söyleyeyim yani, tam anlatamadım. Çocuğum benim yatılı gitmek istemediğinde ben o çocuğumu zorlayıp da onlara götüremem ki. Yok bunu demiyoruz. Ama sen az önce dedin ya, bu saatten sonra göstermeyeceğim gibi bir kelime kullandığın için yasal olarak babaanne ve dedenin de çocukları görme hakkı var.
Sibel. Tamam, bakın Didem Hanım, ben bunu hiçbir zaman kısıtlamadım. Ailem de bunu hiçbir zaman kısıtlamadı. Şöyle söyleyeyim. Babaannem her zaman gelip görebilirsiniz çocuğunuzu dedi. Torununuz sizin dedi. Bunu hiç kimse karşı gelemez babaanne dedi. Babaanne ne diyor? Ben de dedi, evlatsız kaldım dedi. Ha bir de babaanne. Özür dilerim Sibel'cim, senin babaannen mi olaya karışıyor? Benim babaannem, evet. Niye benim babaannem oraya müdahil oluyor ki olaya? Ben onu anlamadım. Kendi oğlu Ahmet'le bir de torunları yanında ama. Bir de Sibel söyle. Söyle Sibel'cim, senin neden babaannen? Biz aynı. Ha. Hepimiz aynı apartmanda kaldığımız için gelip gidiyorlardı. Gelip kendileri de görüyordu zaten. Görmüyoruz demesinler. Sonra kendileri ayaklarını kesti. Ya bir şey söyleyeceğim. Bak Fethi Bey, kaç yaşındasın canım? Ben 50 yaşındayım. 50 yaşında genç adam. Sen kaç yaşındasın? 42 yaşındayım. 42. O da çok genç. Yani babaanne dedim, çok gençler yani. Dolayısıyla torun orada kalabilir. Gezdirebilirler. Yani çocukları da yani 42 yaşında kalsan değil çocuğun olacak yani. Ortam değil zaten. Ha, ortam. Bir ortamı mı araştırmışsınız Didem Hanım? Yalvarırım şu mahalleyi bir araştırır mısınız ya? Bir oraya bir araştırın ortamı bakalım, nasıl bir ortammış benim ortamım. Sibel'cim özür dilerim ama yani sonuçta evin içi önemli yani. Yani Fethi Bey ya da Nehir Hanım evin içinde yasaklı madde kullanıyorlar mı? Ailesinde kullananlar var Didem Hanım. Ya ona bakarsan, yani her yerde ona bakarsan riskler var. Benim kimim var? Bir annem var, bir babam var, bir de ben, bir de eşim. Kim varmış benim evimin içinde? Nehir Hanımcığım, bak kocan konuşurken benim evimin içinde bahçe kim var? Evin içi önemli Sibel, evin içi bir tanem. Evin içinde sonuçta bir risk yok ki. Dedesi, senin oturduğun mahallenin kim bilir üst katında, sağında, solunda, bir yerlerinde yine yasaklı madde kullananlar vardır yani. Onların mahallesinde yokmuş mu Didem Hanım? Hayır, her yerde olabilir yani. Anladım. Benim için önemli olan evin içinde dedene ve babaannenin çocuğa nasıl davranacak olması. Şimdi eğer babaanne ve dede yasaklı madde kullanmıyor, alkol almıyor, çocuk için sağlıksız bir ortam yoksa neden görmesinler Sibel? Olur mu öyle şey tatlım ya? Şöyle söyleyeyim Didem Hanım. Evet, ben görmelerine hiçbir zaman engel olmadım. Hani benden muhatap olmasınlar. Hani istedikleri zaman gelip görebilirsiniz. Ya seninle kim muhatap oluyor ya? Ben seninle muhatap olmam. Zaten senin nefesini bile duymak istemiyorum. Sesini bile duymak istemiyorum. Nasıl? Sen kimsin de ben seninle muhatap olacağım? Fethi Beyciğim, muhatabımız o. Sibel muhatabımız. Gelininiz ya. Ben bana diyor ki muhatap olmam. Ben seninle muhatap olmuyorum zaten diyorum. Tamam. Şöyle sevgili Sibel'cim, sonuçta çocuğunun babası hayatını kaybetmiş. Öte yandan bu Fethi Bey'le Nehir Hanım çocuklarının ölümünü de bu arada şüpheli buluyorlar. Yani senin eşinin ölümünü şüpheli buluyorlar Sibel. Sen şüpheli buluyor musun kocanın ölümünü? Kesinlikle bulmuyorum. Zaten ben o zaman işteydim. Kendisi annesi aramıştı, annemi aramıştı. Siz koşun eve gidin, Fatih hani vefat mı etmiş, çok kötüymüş yolda diye. Tamam. Eve gidip de onlara da bir şey. Peki o sırada çocuk evde miymiş babası öldüğünde? Çocuğu ben annemden almaya gittim Didem Hanım. Çocuk annemde kalıyordu. Annemden almaya gittim. Anladım. Ben üst taraftan gittim. O da alt tarafta vefat etmiş. Anladım. Şimdi bütün öncelikle torunlarını görmek istiyorlar. Dertleri o. Dolayısıyla ben de gösteririm, sıkıntı yok diyor. Ama buraya gelince mi böyle oldu bilmiyorum. Ben herkesle, sizle de konuşacağım. Olayı takip edeceğim. İnşallah sizi torununuza da İnşallah yani kavuşturacağız. Merak etme. Ben şimdi sizi dinlendireyim. Dışarıda uğurlayayım. Oldu. Tamam mı Nehir Hanımcığım? Fethi Beyciğim. Elimizden geleni yapacağız. Önce Allah'a, sonra size güveniyorum. Estağfurullah. Bizim tarafı da araştırsan, onların tarafında benden yana bir şey çıkarsa ben var ya başka hiçbir şey demiyorum. Tamam canım benim. Sizi şöyle dışarı alayım tamam. Nehir Hanımcığım, sizi de öyle. Şimdi biliyorsunuz Yıldız da sizi tanıştırmıştı. Yıldız işçen kocamı bulup boşanmak istiyorum demişti. Fırıncı Salih ile 7 yıl önce bir birliktelik yaşamışlar. Bir tane çocukları var. Bu arada Yıldız'ın da daha önce de bildiğim kadarıyla epey bir çocuğu var. 2-3 evlilik, 2 evlilik yapıyor Salih ile beraber 3. Şimdi karı koca bir yüzleşti. Salih diyor ki o kadar çok ben Yıldız'ı istemiyorum ki, çocuğu da istemiyorum diyor. Bakalım bu iş, karı kocanın bu ilişkisi nereye doğru gidecek? Anlaşmalı olarak boşanmak istiyor ikisi de. Yardımcı olmaya çalışacağız. Ama yani inanılmaz bir dramla karşı karşıyayız. Neden böyle söylediğimi birazdan öğreneceksiniz. Önce Yıldız bir gelsin lütfen. Tamam. Hoş geldin Yıldız. Hoş buldum. Merhabalar. Nasılsın? Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben karşıya alayım seni lütfen.
Şimdi Yıldız, senin kaç tane çocuğun var bir tane? Biz onu hesapladık da işin içinden çıkamadık. Bana da en son dedim ki Allah aşkına bir öğrenir misiniz? Yıldız'ın kaç tane çocuğu var? 5 kız, 2 oğlum. 7 tane çocuğum evet. var. 5 kızın 2 oğlum var. Şimdi Salih de bir gelsin. En son çocuğun da Salih'ten. Evet. Peki Salih gelir misin lütfen? Hoş geldin. Yine elin hamurda mı geldi? Ne ekmeği yaptın Salih? Normal ekmek. Normal beyaz ekmek. Hı-hı. Beyaz ekmek de sağlığa zararlı ya. Başka ama tabii yok. Yer ekmekten. Neyse otur bakalım oraya. Şimdi siz ikiniz de anlaşmalı olarak boşanmak istiyorsunuz biliyorum. Ama Özlem senin, özür dilerim Özlem dedim. Sevgili Yıldız, senin inanılmaz bir hayatın var. Acayip bir dramın var aslında. Sen anlattın mı her şeyi kocana? Salih biliyor mu senin bütün hayatını? Evet. Salih biliyor musun? Biliyor. Biliyor, evet. Yaşadığın her şeyi, bütün sıkıntıları. Bu arada Salih blurlu ama bugün blursuz galiba görüntü ekranda. Benim utanacak bir şeyim yok demiş yani. Evet. En güzel, ne güzel işte izleyiciler seni görsün yani. Yani sen yaşadığın bütün sıkıntıları, çocukların yaşadığın, daha önceki evliliklerindeki sıkıntıları, çocukların yurtta olduğunu, babanla yaşadığın bütün sıkıntıları, her şeyi açık ve net bir şekilde Salih ile paylaştın mı? Biliyor, kendisi de biliyor zaten. Biliyorum her şeyi. 7 tane, özür dilerim, o zaman 6 çocuğu var sana geldiğinde. 6 çocuğu olduğundan bahsetti mi? Ya onları konuştuk, onların yurtta olduğunu söyledi. Hı. Yanında bir tane oğluyla beraber geldi bana. Bir tane oğluyla beraber geldi. Hı. Peki geldiğinde Yıldız sosyal medyaya giriyor muydu Salihçim? Giriyorduk. İkiniz de beraber giriyordunuz. Yani. Normal mi bu? Ha? Neden ya giriyorsun? Sosyal medyaya derken TikTok yoktu o zaman. Facebook takılıyordu. Fark etmez ki, ben bütün yani hepsini söylüyorum. Giriyorduk. TikTok'u var, Facebook'u var, Instagram'ı var. Giriyorduk. Hepsine giriyordunuz. Ya giriyorduk derken yani bakıp çıkıyorduk öyle. Pek ya sen de yoktu. Ama o diyor ki yani çok düşkündü Salih diyor sosyal medyaya. Ya o kadar da değil. Sen, peki giriyordum Yıldız, ama o kadar değil. Yani evliliğinizin aslında, ilişkinizin bu kadar bozulma nedeni senin sosyal medyada çok zaman geçirip orada kadınlarla konuşuyor olman. Ya şimdi ben inşaatta da çalıştım, fırında da çalıştım. Hı. İnşaatta çalışan adam ne kadar sosyal medyaya zaman ayırabilir? Vallahi sabah 7'de gittiğin zaman. Sen demedin zaman, mi? Ekmek tamam, yaparken de sosyal canlı yayındayım tamam, dedin Salih. Tamam ama bak, fırında giriyordum. Ha. İnşaatta çalıştığım zaman pek giremiyordum. İnşaatta da çalıştım. Can sıkıntısından mı giriyorsun sosyal medyaya? Yani başka ne can olabilir? Can sıkıntısı. Evet. Salih mi, sosyal medya hesabındaki görüntüler bir gelsin ekranlara. Hemen verelim onu lütfen. Can sıkıntısı. Gelsin, izleyelim. Vay. 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 Doğru duvar asla yıkılmaz. Herkes dengiyle oynasın. Asalet varken vekalete söz düşmez. Onun için kendini vazgeçilmezsen onlara söyleyin. Rüyalar kısa sürüyor. İki gözüm. Haydi haydi baba baba din. Ömrüm, kimin ne dediğinin hiçbir önemi yok. Ben seninle beraber. Her insanın mahkemesi onun vicdanıdır. Sana orada başarılar diliyorum. Ceza gündüz hayal. Kaç görüntü paylaştığını biliyor musun Salih? Bayağı paylaştım. Kaç görüntü? Yüzlerce görüntü paylaştın mı? Var yani, bayağı var. Ama aslında yani sosyal yani biraz... Benim paylaştığımda bir şey yok ki. O diyor ki şu problem şu diyor. Yıldız diyor ki sosyal medya o kadar çok giriyordu ki bu bizim ilişkimizi bozdu. Bir süre sonra beni aldatmaya başladı diyor. O yüzden yani. Yoksa sosyal medya... Ben oraya girdim. Bak ben sosyal medyaya karşı değilim. Tamam, ben oraya girdim de beni aldatmak şeyine mi giriyorum? Evet ama Yıldız öyle diyor. Ya o diyebilir, dilin kemiği yok, o da böyle dönüyor. Seni onaylamamı bekliyorsan daha çok beklersin, ikinizi de onaylamam yani. Ben ikinizi de dinliyorum burada. Tamam, ben ara bulucuyum, öyle düşün. Ya bir tek ben girmiyorum ki, herkes giriyor. Ben giriyorum. Yıldız'a söyle. Dün Aysel'i inkar ettin. Değil mi? İnkar evet. ettin. Cuma günü. Ben inkar etmedim, paylaştım, düet de yaptım. İnkar ediyorsun değil mi o kadınla hiçbir alakan olmadığını? Yok. Tamam. Ben görüntü getireceğim.
Yine görüntü getireceğim. Getir. Bakalım ona ne diyeceksin? Ne görüntü? Bana tamam, da söyle, getir. Ben de bileyim bari. Getirecektim Didem Hanım. Çocukta kaldığı için telefon ağlıyorlar. Rahatsız ufak kız. Aha. Onu elinde bırakmak zorunda kaldım. Ne var o görüntü? Haliyle ilgili ne görüntü var? İşte evli, işte kadına aşık oldunuz mu hiç? Farklı farklı gene tekrar böyle aşk gönderme yazıları. Aynı evin içinde misiniz o zaman? Hayır. Heh. Ayrı. Yani şu an ayrı olduğumuz dönemde. Aha. O Aysel Hanım'a gönderiyor. Tamam. Hani Aysel'im yazmış. Ordu'da hayat var. Ya zaten ayrılıyorsun. Adamı kıskanıyor musun sen yani? Yok, hayır. Yani niye soruyor söylüyorsun? Olabilir adam. Ya şimdi şöyle bir şey. Aysel'den inkar başa ediyor ya. Ama evli bir kadın olmasa abla, ya olmaz tabii şimdi yani. Abla, İnkar ediyor o nereli? Açıdan diyorum. Ha? Nereli o bayan? Hadi soruna yanıt ver, bilmiyorum. Yani ha. Ben neredeyim, o nerede? Ha, burası sosyal medya. Orada. Yani benim sendimde değil bir şey diyor. Burası sol... Ya ben canım yorum benim, da yaparım, canım benim, yazarım da. Sosyal medyada da yorum yapıp evli bir kadınla ben ilişki yaşıyorum dersen olmaz ya, yani. Yani çıkarsın o zaman. Hayır ama söyle Yıldız. Bana bak. Bak Instagram'ı kullanıyorsun. Facebook'u sınırsız kullanıyorsun. TikTok'u da sınırsız kullanıyorsun. Ben bir TikTok kullanıyorum. Ben kullanmıyorum. O da ben sana ne dedim? Ben sana ne söylemiştim? Dedim ki bak dedim bu sosyal medyaları kaldıralım. Bizim bak dedim boşanırız. Bu şekilde senin gidersek biz ayrılacağız. Senin yüzünden kaç telefon kırdım. Kırdın, ne yaptın? Gittin evet. Yine gizli aldın. Gene aldın telefon. Nasıl gizli aldım? Almadın mı? Her tartışmaya telefon kırdım. Kaç tane telefon kırdım? Ben de falan yeter artık. Telefon Salih, ne yapıyorsun? Ne yapayım abla, her şeyde bir şey çıkarıyor. Kaç telefon kırdın canım? 3-4 tane telefon kırdım ben. 4. Oo, ne zaman son 2-3 7 yıl içi. Ay. Kırmaz o kadar. Kırmaz bir tane mı? Telefon kırdı. Niye, cimri mi? Tutumlu mu? Ya gerçi tutumlu da olsan, cimri de olsan bonkör 7 tele yani ne bileyim, Hanım, 4 tane telefon. Bak 7 yıldan fazla. Köyde fındığı var. Fındığını topladık. Evi var. Bahçesi var. Desin yalan. Ayağıma bir çorap aldın mı benim? Almadım mı? Aldın mı? Almadım. Ne zaman aldın? Benim aldığım haftalıklar, bak, paralar ben geldim, nereye gidiyordu? Üzerimde kıyafet bile yoktu, mont yoktu. Sığınma evinde bana verdiler. O beni ilgilendirmiyor. Montum. Ben zamanından bak, o birlikteliğimizden bahsediyorlar şu anda. Sığınma evinde verdiler. Bak, ayakkabılarından bahsediyor, sığınma evinde verdiler diyor. Çocuğuna da mı almadı peki hiç? Hiçbir şekilde Didem Hanım. Zaten ya, yalan konuşma, Allah'ını seviyorsun. Benim aldığım para nereye gidiyor? Nereye gidiyordu? Ulan nereye iki gidiyordu? Tane haftalı, ikisi birbirini tamam, görmüyordu. Ben ayrılıp da almıyorum. Ben şu konuda alıyorum. İnkar gelmem hiçbir zaman. Bak şu konuda inkar gelmem. Beraber iyiyken giderdim mesela, et alırdım, mangal yapardım. Bak iyi yönlerini de söylüyorum. Kötü yönlerini de konuşurum, iyi yönünü ama de konuşurum. Ama sonrasında ayrılma aşamasında çocuğuna hiç sahip çıkmadı diyorsun. Hiç aramadı bile. Ben çocuğumu kaçırmıyorum Didem Hanım, gelsin görsün. Yani iki adımlık mesafede oturuyordu Düzce'de. Evimiz ayrıldıktan sonra kiralık ev dedi ki gelsin görsün. Ama sen de tehdit yani o sırada aslında ona yazdığı mesajda, onu da ben söyleyeyim. Sen Salih'i şimdi mesaj bayağı bir küfürlü olduğu için ekrana getiremiyorum. Yazdım sen Didem, ben inkar etmiyorum. Ama sen de Salih'e demişsin ki ben de şu anda başka bir adamla birlikteyim. Onu seviyorum gibi bir şey değil mi? Doğru yazdım, mu anladım? Yazdım yani. Evet. Yazdım evet var yazdım. Var mıydı hayatında i̇şte, biri? Hayır yoktu. Ha. Olsaydı zaten şu an ben alır kendim giderdim, sığınmalara gitmezdim, oradan oraya dolaşım, dışarılarda kalmazdım. Onu sadece kıskandırmaya mı çalıştın? Boşanma amaçlı, hani artık yıldırmak amaç. Çünkü yazıyorum, şey umursamıyor, yazıyorum umursamıyor, ama yazıyorum umursamıyorsun. Ama her yazının altında küfür var abla. Ben de en son patladım yani, hem kardeşine de yazdım, bozuldun? Abisine de yazdım. Bir dakika, küfüre mi bozuldun, hayatında biri olmasına mı bozuldun? Ben onun bana yazdığı o şekildeki mesajlara ben karşılık verdiğim zaman senin bende şu mesajın var diyor. Ben o yüzden engelledim, ben o tür mesajları ben görmek de duymak da istemiyorum. Beni her yerden engelliyordu. Evet, engelledim. Amacın ne peki? Bir anda boşanma aşamasındayken Salih'ten neyi, çocuğa bakmasını mı istiyorsun? Çünkü annen hayatta değil bildiğim, Allah rahmet eylesin. Babam var. Baba ya, var. Evli, o da yeni evlendi. Rus bayanla evlendi. Kardeşlerim varmış şekilde, ama kaç kardeşim var? Var. Şu anda işte biz 3 kız 3 erkek kardeşiz ama hiçbir tanesi bana faydası yok. Hiç kimse sana sahip çıkmadı. Çocuklarınla bir yediğin sokakta kaldın. Evet. Sonra da devlet sana sahip çıktı. Evet. Senin aslında diğer çocuklarınla da görüşmüyor musun, yurda verdiğin çocuklarınla da? İşte kızlarla görüşüyorum ara ara böyle. Ama bir tane oğlun müzik öğretmeniymiş. Müzik öğretmeni. O yurttan çıkarak şey oldu, güzel sanatları bitirdi. Helal olsun, yurttan çıktı, müzik öğretmeni oldu. Seninle görüşmek istemiyor mu? Yok. Neden kızgınlar çocukların sana? İşte benim yurda attığımı düşünüyorlar. Ama sonuç yurda veren sensin. Ben değilim. Kim verdi? Yani benim o ikinci evliliğimde olan bir olay yaşadım ben. Yani onu açık anlatayım mı bilmiyorum. Seni kurşunlamış galiba. Evet. Ya şuranda bir kurşun şeyi var. Oğlun mu? Çok yakışıklı. Ekrana veremiyorum şimdi, oğlunun fotoğrafını ben gördüm de. Müzik öğretmeni. Bu da büyük kızım.
Bu da büyük kızım. Çok güzel çocuklarım var. Tamam. En son işte kızım torunum. Ah be, yani ayrı bir hayatın dram ya. En son işte bu büyük kızımın yanında işte 2,5 ay kaldım. Evim, ocağım bu beyefendinin sayesinde, ev sahibinde kontratı feshettirdi. Attın mı bunu dışarı dedi. Doğalgaz aboneliğimi, suyu, elektriği kapattırdı. 5 ay, bak sorun. Komşularım da isterse bağlanabilirler. 5 ay ben o evde elektriksiz, su, doğalgazsız oturdum. Cezalandırdı mı Salih? Niye yapıyorsun onu? Ev sahibimi aramış, bana atın demiş. Çünkü güzel kelimeler kullanmıyor ama sen ki. Şunu merak ediyorum Yıldız, senin kaç çocuğun yurtta? Benim yurtta işte, büyüdü, kaldı. Yani mikrofona dokunma, evet. Kaç çocuğun yurtta büyüdü? 3 kızımla 1 oğlum. 3 kızın ve 1 oğlun yurtta büyüdü. 3 kızı 1 oğlan. Hiç onları bir yanına almadın mı? Alamadım, bir düzenim olmadı ki Esra. Şu mikrofona dokunma lütfen. Gidelim mi? Arkadaşlarımı seviyorum ben. 3 kız 1 oğlan yurtta büyüdü. Peki zaman zaman gidip görüşmüyor muydun? Bu kızımla görüşüyorum işte şu evli anda. Evli olan kızınla görüşüyorsun. Aha, telefonda ama, ara ara böyle. Ama o anneannenin sık yanında büyüyor. Yani sen, yani. Yok, bu kızımla. Kimin yanında büyüyor? Sen evli şu anda. Biliyorum, bu biliyorum. Yurttan çıkan kızım evli şu anda. Şimdi telefon hattında tamam, ismini vermiyoruz değil mi? Tamam. Verebilir miyim ismini? Verebiliriz aslında. Tamam. Yurda verdiğin kızın Melisa telefon hattındaymış şu anda. Bir alo der misin kızına lütfen? Melisa. Alo. Anneciğim. Hiç böyle numaralara girme istersen. Ben gerçekleri anlatmak için bağlandım. Tamam canım. Hiç yanına verilmedik mi biz senin? Ha? Hiç yanına verilmedik mi diye soruyor Melisa. Yanıma verilmedi. Babası gel almışlar onu en son. Tamam, babam yanına getirdi mi senin? Getirdi değil mi? Getirdi. Ne zaman? 2020 senesinde ben 16 yaşındayken. Tamam, doğru. Bunları niye söylemiyorsun? Sen sırf sormadılar hani, ki kızım. Onu sormadılar ki. Ama ben sana şunu sordum. Melisa'cığım. Anladın mı? Ara ara görüşüyorum dedim ben. Ama ben yanında... Ben seninle görüşmüyorum. Ben aile bağlarını kopardım zaten. Kaç yıl yurtta büyümüşüz biz. Ben evet, sana anne diyemiyordum ya. Neden peki anne diyemiyorsun Melisa, Yıldız'a? Yurtta büyüdüğüm için anne lafına o kadar hani yabancıydım ki. Yurttaki ablalara bile yani anne diyemedim. Hani diğer çocuklar anne diye sesleniyordu. Bana aşırı yabancı geliyordu. Peki 2020 yılında o sırada annenin yanına gittiğinde annen Salih'le evli miydi? Yok. Yani evliydi sanırım, evliydi. Evli değildi. Ay, Salih... O zaman terk etmişti beni. Peki orada annenle ilgili nelere şahitlik ettin kızım? TikTok bağımlısı olduğunu, erkeklerle konuştuğunu... Sevgilim olduğunu nereden çıkartıyorsun? Melisa. Sen bize göstermiyor muydun cici babanı? Gösteriyor. Cici babam mı dedim? Bir erkeğe gösteriyordun. Cici şu an King kusuyor. Öyle bir şey yok. O sırada sosyal medyada. Benim ne peki anneciğim? Kızım, size benim yurda verdiğimi düşünüyorsunuz, böyle düşünüyorsunuz. Sen zaten öyle söyledin, yurda verme sebebin. Peki bir şey sormak istiyorum. O iki çocuğuna, o iki üvey evladına yurda vermeye kıyamadın, bize nasıl kıydın? Onu çok merak ediyorum. Melisa, ben mi kıydım size kızım? Verildiğinizde babam vardı, halalarım vardı, tamam, ninem vardı, amcalarım vardı. Biz anne yok muydu kızım? Görmeden büyüdük. Kızım, ben yaralıydım. Yıldız bak, şöyle biz senin kızını tanımıyoruz. Sen ekrana çıkınca, sen sonra bizi aradın değil mi Melisa? Sen bizi aradın kızım.
Evet. Öyle biliyorum. Melisa bizi aradı. Annem orada ve gerçekleri anlatmıyor. Hiçbir şey onun anlattığı gibi değil. Birçok şeyi sizden saklıyor. Gerçekleri anlatmak istiyorum deyip o bizi aradı. Tamam yani, anlatsın. Evet. Ve şunu söylüyor. Yani o tabii o anne kız ilişkisinde konuşurum ama şunu diyor. Ben 2020 yılında annemin yanına gittiğimde o sırada Salih de evde yok. Ama o sırada sürekli canlı yayın açıyormuşsun. Açıyordum, yalan yok. Ben evet. Yalan demiyorum ki zaten. Ama o sırada yani ben Salih'i hiç aldatmadım dedin ya. Ama Salih'i... Evet, aldatmadım. Abi, özür dilerim ama sosyal medyada gösterip bu cici babanız diyormuşsun sen. Hayır, öyle bir şey söylemedim. Şu an nefret kusuyor bana. Tamam. Herkes hiçbir yalancı. Şey, hiç öyle bir şey bir söylemedim. Melisa'cığım söyle tatlım. Bak. Sana böyle bir şey söyledi mi annen? Yani eşim daha var. Onunla birlikte verildik zaten. Hani babam ikimizi birden verdi. Anneme. Tamam. İkiniz de iki kız kardeş annenin yanına gittiniz. O sırada Salih ile evet. Kavgalı. Salih evet. Memlekette, Ordu'da ve siz annenizin neler yaptığını tanıklık mı ettiniz o sırada? Evet. Gecemiz gündüzümüz bir değildi bile yani. Gece kahvaltı yapar, sabah akşam yemeği yer, öyle uyurduk biz. Ne yapıyordunuz? Evindeki perdeler zaten hiç açılmazdı. Gece canlı yayın açardı. Gece. Öyle bir tane bir tarafını sallayan adam vardı. Onu da gösterildi. Fenomen diyor. Fenomen. Kim ya? Fenomen ya? Adı ne fenomeni? TikTok'ta. Fenomen. Adı ne? Fenomen neymiş? Hadi sen onlarla... Söylüyor işte kendisi. Ha. Peki şunu da yapıyormuşsun. Doğru mu Melisa? Öyle söylemişsin. Yayın açtığında, canlı yayın açtığında kamerayı size döndürüp sizin üzerinizden kendisini acındırıyormuş. Doğru mu? Evet. Prim yapıyordu. Nasıl yani? Yemin ediyorum yalan söylüyor şu an. Kim kusuyor? İşte benim şu çocuklarım yurtta büyüdü. Yurda vermek zorunda kaldım. Niye bunu herkese ifşa ediyorsun? Kime söyledin Melisa ben kendini bunu? Kendini küçük düşürüyorsun her türlü. Melisa sen şu an var ya sadece kim kusuyorsun kızım? Ben neden kim kustuğunu da sana... Ben biliyorum sana. Neden. Siz bana geldiğinizde... Bak ben Melisa... Birbirinizi dinleyin ama. Annesiz büyüdüm ya. Annesiz büyüdüm diyor. Onun öfkesi var sana Yıldız. Ben bilmiyorum çocuklarım ne seviyor. Nelerden hoşlanıyor. Bilmiyorsun çünkü yanımızda büyümedin. Yani yanında büyüyemedik biz. Kızım ben kendim mi istedim sizi verdim? Niye o zaman iki evladının peşinden koşuyorsun, beş tane evladının peşinden koşmuyorsun ya? Biz senin evladın değil miydik? Peki 2020 yılında, 2020 yılında annenin yanına verildiğinde baban tarafından iki kardeş verildiniz ya. Ne kadar kaldın annenin yanında Melisa? İki hafta kadar falan. Sonra peki yurda geri mi dönmek zorunda kaldınız? Yoksa izinli miydiniz, annen mi istemedi sizi tekrar geri döndünüz? Erkek arkadaşımız vardı. Yalan söylemeyeceğim. Evet. Erkek arkadaşlarımızla buluşmak için sadece iş sebebiyle çıkabiliyorduk dışarı. İzin vermiyordum kız. Bir gün öyle dışarı çıktık. Ne yapalım biz de hani ergenlik çağında onlarla buluşmak için yalan söyledik. İşe gittik. Ondan sonra işten çıktık. Ondan sonrasında da erkek arkadaşlarımızla buluştuk. Yani annen sana aslında genç de bir kadınsın, çalışabilirsin, ayaktan üzerinde durabilirdin, sır sırta verebilirdin ama onu yapmak yerine yani bir başka bir hayattan başka bir hayata savrulup çocuklarına sahip çıkmadığın için sana çok öfkeli Melisa. Hayır, bunların olayısı öyle değil işte. Didem Hanım bunların olayısı... Ama... Bunların ailesi... Hastaneden taburcu oldum. Geldim bak yine babalarıyla bir araya geldim ben. Ama yurda doğru gidebilirdin. Melisa ile yani konuşabilirdin. İlişkini kurabilirdin. Küçüklerdi hepsi. Yani yurda gitmene engel değil ki. Küçüklerdi. Evlatlık verilmemişler. Ben yoktum Didem Hanım. Sadece evet. Ben yoktum. Melisa babası vardı. En iyisi Melisa konuşsun. Melisa'cığım sen annen diyor ki ben gidemedim. Babası vardı yanında. Babası da vardı verilirken. Ama neden hep topu bana atıyorlar? Ben onu anlamış değilim. Neden bana öfkelisin? Neden babandan bu hesabı sormuyorsun diyor annen Melisa'cığım. Babamı da sevmem. Açık konuşuyorum. Babamı da sevmem. Hı-hı. Ama babam öfkeli. Hafif boyunca bizi her zaman aradı. Yani iki eli aradı. Şimdi, sevmem kendisini ama aradı. Ya Melisa'nın buraya bağlanma nedeni aynı zamanda neden bana annelik yapmadın bununla ilgili hesap sormak da olabilir ama asıl buraya bağlanma isteği şu. Diyor ki Salih'le ilgili yani ne yaşadılar bilmiyorum ama Salih'i suçluyor ama benim annem de suçlu. Annem de Salih'i aldatıyordu. Ben erkeklerle gezmedim. Gezdin mi kızım? Gezmedin ama neyse. TikTok canlı yayınlarını biliyoruz. Tamam canlı yayın açıyorum yapıyordu? Ben onu inkar etmiyorum ki ne zaten. Ne yapıyordu canlı yayın açıp? Bize cici babanız diyordu işte. Ay,
onunla flörtleşiyor muydu oradaki yok, kişi? Yok, adam evli. Fenomen zaten. Fenomen. Herkes onunla konuşuyor. Herkes konuşuyor. Herkesin yayınına gidiyoruz mesela. Bir dakika, anladım da yani. Melisa ne dedim? Yani ben sadece canlı yayınları izliyordum. Orada görüşüyorduk, yazışıyorduk. Ben cici babanız demedim diyor annen. Adam evli. Adam evli. Tamam, hepimiz işte yanlışız. O kendisi doğru sadece. Annen yalan mı söylüyor bize? Yok, o kendisi doğru sadece. Tamam, sen konuş kızım. Sen doğru ol. Ben eğri olayım. Fark etmiyor. Doğruyum zaten. Allah şükür 20 yaşıma kadar hiç yanlışa bulaşmadım. Çok şükür. Sen şu an kötü olsan da kızım, ben kötü yönünü hiçbir zaman konuşmam senin burada. Rahat ol sen. Kötü yanım yok ki konuşasın. Konuş. Konuşmayacağım kızım. Yok çünkü. Yok. Evlat yurtta başıma gelen bak, sen şey de kızım bak, sen ha? De evlat sahibi oldun. Bunu sen de anne şey oldun. Yarın yedire. Öbür gün o sen de hayır, sen de büyüyeceksin. Bak sen de büyütüyorsun kızım. Senin sen de kızın var. Sen hayır, istesen de bize zaten ha. Annelik yapamazmışsın. Ben bunu anladım. Ay öyle mi? Evet. Neden yapamazmış? Çünkü yurtta ben bir olay yaşamıştım. Onu evire çevire anlattı babam. Bu da bana o suçu şey yaptı yani. Ya bir şey söyleyeceğim. Sonuçta kaç yaşına kadar sana bakmamış. Orada yaşadıkların, annesiz babasız büyümüşsün. Orada yaşadıklarından. Ama bir şey söyleyeceğim. Orada yaşadıklarından bu çocuk, genç kız sorumlu olamaz. Ben bir şeylerini biliyorum. Hayır, daha konuşmuyorum. Onunla alakalı değil. Ama imada bulunamazsın. Yok, kusura öyle bakma değil. Yani Yıldız. Orayla alakalı değil. Orayla alakalı değil. Mesela beni de hiç dinlemezlerdi böyle. Hiç dinlemezlerdi. Nasıl dinlesin? Annesini bilmiyor ki. Şöyle. Bak babaları bana getirdi. Melisa, babam bize getirdiğinde sen ne dedin? Anne biz seni bize öldürdü diye söylediler demedin mi kızım? Evet. Beni öldü. Peki bir söylemişler. Şey soracağım. Salih ile tanıştırdı mı sizi hiç? Hayır ama yani evli olduklarını biliyordum. Peki Salih mi haklı sence, annem mi haklı? Ya, iki tarafta da suç var bence. Ya anne sadece Salih'i suçluyor ama. Yok, iki tarafta. Kesinlikle. Yani şunu, annem böyle gece ve perdeleri de kapatıp gece gündüz sürekli sosyal medyada, öyle mi? Evet. Allah Allah. Perdeler niye kapalı, özür dilerim ama sonuna kadar gece gündüz? Yol üstü, güneş, saat oturma kısım. Zaten benim evim öyle tünel gibi. Kirada oturuyordum, tünel gibi bir evdi zaten, kendisi biliyor. Geldi kaldı iki hafta. Tünel gibi bir ev, arkası mutfak, Salih de biliyor zaten. Arkası mutfak zaten böyle, arka kısma kalıyor böyle ev var. Orada zaten perde falan kullanmıyoruz yani. Normal şekilde kullanmıyoruz. Sadece yola bakan kısmın perdelerin güneşliklerini açmıyorum. Başka tarafta da zaten perde yok yani. Cam yok. Öyle mi Melisa'cığım? Ben tüm camların kapalı olduğunu biliyorum ama. Tüm cam nerede? Yani niye, ne yapıyor camlar ve perdeler salon, kapatıp? Ev. Bir dakika, amacı ne annenin? Bilmiyorum. Biz gece gündüz bilmezdik yani. Öyle karanlık bir ev yani. Kaldığı iki hafta gece gündüzün belliymiş. Şunu söylüyor. Benim annem zaten bize annelik yapamazmış diyor. Benim şimdi derdim şu. Tamam Melisa'cığım, sağ ol, teşekkürler tattın benim. Yani sen dedin ya, ben hiç aldatmadım. Ama o sırada, ama orada yazışmak da aldatmaktır ya. Yazışma yok. TikTok ya orası yani, TikTok. Yazmıyor musun yazışma bu? Yazışma değil. Canlı yayın, canlı yayın. Ne i̇nsanlar diyordun canlı yazıyor. Yayında Engin'e, ne diyordun? Hayır, insanlar yazıyor yani. Sen ne yazıyordun? Ben muhatabım şey sensin. Canlı yayın açıyorsun, oradan mesela akış oluyor. Akış. Biliyorum, biliyorum. Akış. Ben de şu an canlı yayın yapıyorum. Nasılsınız, ne dediğini gayet iyi anlıyorum. Sonuçta o insana karşı duygularınla ilgili bir şeyler yazıyorsan. Yok. Bazen buradaki şey de asıl aldatma olsa buradadır zaten, yani bence yani. Didem Hanım bak, olsa ben 3 senedir bu şekilde sürünmezdim. Gene başımı bağlardım. Salih, sen o küçük çocuğunu Yıldız'a bırakmaya kararlı mısın bu duyduklarından sonra? Hayır, bırakmaya kararlı değilim. Yani bence de yani çocuğuna bir sahip çıkmalısın. Bak orada baba sahip çıkmamış, Yıldız'a sahip çıkamamış, çocuk yurda verilmiş. Sen ben kızımı alacağım. Ha, alacağım mı bilmiyorum, alır mısın almaz mısın? Alacağım. Ama sahip çık yani. Alacağım. Cuma günü almayacağım diyordu. Bu duyduğundan sonra mı etkilendin? Melisa'nın anlattıklarından sonra mı etkilendin? Kızımı ben almam diyordu. Şimdi bak ben abla, ben şimdi canlı yayına girdi girmedi, ben hep Allah'a havale etmişim. Hiç ağzından böyle bir kelime benim çıkmaz. Hı. Ben... Ben de yaptığım için suçlamadım ama. Ben yıllarca emek vereceğim. Ondan hiç emek vermeyen mı? Adam karşıya bakarak konuştu. Ben suçladım mı? Evet. Hiç suçla, hep sustum. Çok mu ben var? Onun yayınına girip girmediğini ben bilmem. Ben biz ben fırıncılar. Ben sosyal medyayız. Biz fırıncılar. Senden sonra kullanmaya akşam 12:00'de gideriz. Senden saat sonra kaçta geleceğimiz belli olmaz. Sosyal medyayı ben. Biz
Biz fırıncılar hep kullandım gece da, çalışırız. Kullandım da gidip de erkeklerle düet yapmadım. Hepsine tek tek sonuna kadar bakılsın. Bir tane bir erkekle düetim mi var, var mı benim? Veyahut da bir tane erkeğe bağlansın. TikTok'ta bak beni tanıyanlar varsa bağlansınlar. Bir tane bak Türkiye'sin. Kızım var bak, dedi ama az önce. Kızım şu an öfkeden söyledi Didem Hanım. Yalan çünkü söylüyor. Melisa yalan mı söylüyor? Yalan söylüyorlar. Bak ailesi de bağlansın. Çocuğumu yurda atan ben değilim. O çocuklar şu an bana öfkeli tamam, oldukları ama şimdi için. Yayına girmiş, bakın girmemiş. İkide bir diyor ki, sonra iki çocuğuna sahip bak, yayına, diyor. Bak Yıldız'cığım. Haliyle. Yıldız'cığım. Yayına girip çıkmaması bizim için şu an benim için önemli değil diyor. Benim için şu önemli olan diyor. Tamam kızım. Tatlım. Kızın. Benim ama sen normalde kızını Yıldız'a olan öfkenden dolayı kızını bile görmek bile istemiyordun. Ama beni tehdit ediyor abla. Tabii. Ben şimdi ama sen yani bana çocuğu üç sefer uzaklaştırma veren bir insanı ben yanına kızını nasıl görmeyeyim? Uzaklaştırmayı niye sen bana şiddet kullandığın için, darp ettiğin için ben şey aldım, uzaklaştırma kararı aldım. Ben keyif almadım ki. Benim o çocuklarım için bak neler nelere katlandığımı söylesin, bağlansınlar Allah rızası için ya. Bana ya Salihçim sen cuma günü ben çocuğu adam da istemiyorum. Bir, yok. Bir dakika Yıldız, çocuğu da istemiyorum. Yıldız'ı da, Yıldız'ı isteme. Ben Yıldız'ı barıştırmak bir derdim yok. Yo. Ama cuma günü çocuğu bile istemezken Melisa ile kızıyla konuşunca mı aklın abla, başına geldi? Ha. Ben ne dedim? Ne dedi? Ben şu anda yalnız oturuyorum. Evlenince çocuk alacak. Yurda ha, verildiği evet. Zaman ben illaki ileriye nikah yapacağım, bu çocuğumu alacağım dedim. Burada yanlış anlaşılma var. Var hazırda yani belli ki hazırda, hazırda var. Hazırda kimse yok. Benim ha. Evim orada, adresim ha. De belli abla. Ben benim hayatımda biri. Kaç kuruş emeğim var o çocuğun üstünde? Ben baktım, büyüttüm, o tamam, yaşa getirdim. Tamam hep sen baktın, ben hiç beş şeyine ay bakmadım. Ne yaptın, ne yaptın çocuğa? Doğru söylüyorum. Neredesin? Hep sen sokak, baktın. Senin sayende sokaklara düştük. Bak eşyalar gitti, ev sahibini aradım. Satma, niye ya sattın? Size telefon numaraları bırakacağım. Bak Salih bir şey sordu, eşyaları niye sattın diyor. Niye sattın? Sokaktı ev sahibi, ne yapacaktın? Çalışsaydın. Nasıl çalışacağım? Çınar niye? Okulu var. Çocuğu sabah götürüp öğlen alıyor. O kadar çalışan alıyor. İnsanlar var. Gece gündüz çalışıyorlar. Çınar'ı kim alacak? Sen orada ettin de ne faydan oldu? Kaç aylarca orada çalıştın Düzce'de. Ne faydan oldu niye, kızına? Niye olmadı mı? Hep boş yere mi gitti? Yıldız sahibi bir dakika. Aç kaldım, susuz kaldım. Ben o çocukları aç bırakmadım. Üstüme almadım, o çocukları ya aldım. Ya bir geldiğinden ben bir çocuğu göreyim demedin. Çocuk burada ya. Ha? Neyse dur bir dakika bekle. Şimdi Zahide'yi bir çağırayım. Zahide de Mehmet'le bir ilişki yaşıyor. Resmi nikah kıymıyorlar biliyorsunuz. Çocukları var. Arkasından çocuk doğduktan sonra bir sürü şeyler yaşıyor. Sonra en son biliyorsunuz Mehmet'in yanına tekrar kaçıyor mu? Çocuğu almadan gidiyor. Bugün Mehmet de canlı yayında. Zahide bir gelsin lütfen. Zahide gelir misin kızım? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Zahide'cim? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Zahide, arkadaşlarım bana dedi ki, Zahide'nin yüzünü de şöyle göreyim de arkadaşlar, izleyiciler de görsün. Hangi kamera bizim arkadaşlar, bu mu? Ha, bir zahmet lütfen. Ondan sonra şunu söylediler. Mehmet de burada. Şimdi Mehmet diyordu ki, lüks yaşantı özentisi var. Böyle, lüks yaşantı falan. Otelde kahvaltıyı odana istemişsin. Hayır öyle bir şey istemedim. Ben öyle duydum. Hayır yok, öyle duydum. Kahvaltımı. Mehmet'le yüzleşecekler. Bakalım ne olacak merak ediyorum. Bir araya gidelim sonra beraberiz. Sabahtan akşama kadar enerji diye bağıran bir insansın. Bu da gündem olmaya mı çalışıyor? Ne yapmaya çalışıyor? Zahide anlatıyor. Mehmet yalanlıyor. Sen dedin ki benim yanımda olacaksan yemek yapacaksın, benim karnımı doyuracaksın, temizliğimi yapacaksın. Zahide fenomenlerin lüks hayatını mı istedi? Zahide çok lüks bir hayat istediği için ve sürekli erkeklerle konuştuğu için bir aile kuramadık biz kendisiyle. Sen hiçbir zaman Engi Polat olamazsın. Saçmalama Engi. Mehmet evlilik vaadiyle kandırdı mı? Yeni yatak odası alacağız diyordu. Yeni eşyalar alacağız diyordu. Mehmet stüdyoya gelecek. Zahide ile yüzleşecek. O zaman orada atıp tutmayacaksın. Tamam. Madem yüzün var geç karşıma. Zahide Mehmet'in annesine ne soracak? Kayınvalidem beni hiç sevmedi. Hep olsun aklımda oluruyoruz hep. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme de.
Şimdi sevgili Zahide ile birlikteyiz. Yıldız ve Salih'in ilişkisi ve boşanma süreciyle ilgili gelişmelerden haberdar edeceğim ama Yıldız'ın ayrı bir dramı var gerçekten. Evlatları, yurda verilen evlatları çok öfkeli annelerine. Bir bölümü daha doğrusu, diğerleri de seviyorlar. Şimdi Zahide ile birlikteyiz. Sevgili Zahide Adanalı, Adana'da yaşıyor. 19 yaşında daha. Mehmet'le tanışıyor. Sonra Mehmet, ailesi Mehmet'e vermek istemiyor biliyorsunuz. Sonra Mehmet'e de kaçarak evleniyorlar. Fakat yani evlenmek dediğim de resmi nikah kıyılmıyor biliyorsunuz. Düğün yapılıyor falan. Düğün yapıldıktan sonra Mehmet Zahide'nin gerçek yüzünü gördüğünü söylüyor. Arkasından o yüzden ben ona dini nikahla kaldım. Resmi nikah kıymadım. Çünkü Zahide geldiği andan itibaren amacı aslında evden uzaklaşmak benim anladığım. Amacın oymuş senin Zahide. Evden uzaklaşmak ve hayatını yaşamakmış. Ve inanılmaz bir lüks hayat özentisi olduğunu söylüyor. Az önce de ben onu söyledim. Neyse o meseleye girmem ama. Mehmet burada. Ben çok bekletmek istemiyorum. Hemen Mehmet'i almak istiyorum. Mehmet gelsin. Yüz yüze bir konuşun. Çünkü en son sen o kadar çok sorun yaşanmış olmasına rağmen Mehmet'in seni ikna ettiğini ve Antep'e götürdüğünü söylüyorsun. Mehmet de diyor ki hayır diyor, benim yakamdan düşmedi. Benim yakamdan düşmedi. Ve o benim diyor. Mehmet bir şeylerden korktuğu için bunları söylüyor. Ha, Mehmet bir şeylerden korktuğu için bunu onu söylüyor. Onu öğrenmek istiyorum. Neyden korkuyor? Ama sonuçta sen onun yanından geldin. Bu kadar sorun yaşandıysa, evet. Mehmet bu kadar sana ya hizmetçi gibi davrandıysa, annesi sana bu kadar kötü davrandıysa, sürekli iş yaptırıyorsa, Mehmet sürekli bu yerlere gidiyorsa, bir sürekli başka insanlarla görüşüyorsa, senin Antep'te Mehmet'in yanında ne işin vardı bir tanem ya? Onların da benim hakkında söyledikleri varsa neden beni istedi? Ben senin açısından soruyorum. Yani ben senin orada o evde ne işin var diye merak ediyorum gerçekten. Mehmet bu kadar kötü bir insansa gitmemen gerekir normalde. Biliyorum, gitmemen gerekiyordu, evet. Niye gittin? Sevdiğim için gittim. Çünkü baban bize başvurduğunda Mehmet'in yanında olduğunu söylemedi. Sonra anladık bu işte bir şey var. Bir karışık bir durumla karşı karşıyayız. Neyse Mehmet Antep'ten cuma günü gelecekti. Fakat bugün çocuğunun babası, kocan diyemiyorum, çocuğunun babası sadece. Resmi hiçbir şey yok aranızda çünkü. Gel bakalım Mehmet. Hoş geldin. Sonunda kavuştuk. Nasılsın Mehmet'ciğim? Sağ ol. Merhaba, nasılsınız? Sağ ol, sen nasılsın? Teşekkür ederim. En ucu otur bakalım. Çocuğunun annesi karşında. Kaçırarak da evlenmiş. Hep şunu söyledi Mehmet. Antep'te de yayına bağlandığında. O kadar çok lüks hayat özentisi vardı ki. Onları ben artık karşılayamadım. Karşılayamadığım için de kötü adam oldum. Doğru mu anladım? Doğrudur. Yüz yüzesiniz. Sen Antep'e niye gittin onun yanına? Kötü bir adamsa. Bana neden yalan söylüyorsun Mehmet? Ben mi istedim? Tek ben mi istedim yanına gelmeyi? Sen istemedin mi? Niye yalan söylüyorsun? Onu anlamıyorum. Gerçekten niye yalan söylüyorsun? Sadece ben mi istedim yanına gelmeyi? İki gün sadece ben istediğim için mi yanındaydım? Kim seni otogara götürdü? Niye saatlerce ben otogara ben beni geldim. Bekledin? Evet, bunu daha önce tamam, de söyledim. Bunu söyle. Otogara ben geldim. Sen de istedin. Ben seni istediysem niye ben seni otogara götürmedim? İstemeseydin zaten beni İsteseydim otogara ben seni kendim götürdüm. Niye ben götürmedim? Ya en baştan başlayalım mı aslında? Şöyle yapalım. Sen diyorsun ki ona da geleceğim de en son sen Mehmet'in yanına geldin. Onun hesabını soruyorsun. Niye beni götürdün? Niye sen geldin? Muhabbeti yapıyorsun. Onun öncesinde. Mehmet sen bak Zahide karşında. Antep'ten inanılmaz şeyler söyledin Zahide ile ilgili. Evet, doğru. Zahide gerçekten bu kadar çok lüks hayat özentisi olan bir genç kız mıydı? Evet. Gözünün içine baka baka söyle bak karşında ya görmek yani. İstemiyorum onu doğrusu. Ben bana bak yani ama sonuçta Zahide muhatabın Zahide yani. Ya o kadar kötü şeyler yaşattı ki bana artık kendisini görmek bile istemiyorum. O kadar kötü şeyler. Evet. 19 yaşında bir çocuk. Canın istediğinde bana çocuk gel değil. Diyorsun. Canın çocuk istediğinde değil, bana kendisi. Git diyorsun. Bak ne diyor Zahide? Peki daha istemiyorsun. Yok hiçbir şekilde kendisini görmek bak, istemiyorum. Bak bir şey söylüyor bir ben şey Ben utanmıyorum sen. Bunları bırak. Ne zaten yapsın? Utanan bir insan ben bunları yapmazdı. Yapan sensin Mehmet. Canın istediğinde bana gel bana diyorsun. Bana kanıtları göster ya. Benimle böyle oynayamazsın. Benimle böyle bana oynayamazsın Zahide'nin Mehmet. Sadece şu hayatını üç kelimeyi çıkarın resmen. Zahide'nin şurada konuşacağı hiçbir şey yok. Yalan söyleme. Hı-hı. Yani yalan söylemek demekten başka hiçbir şey bilmiyorsun. Sen ne diyorsun tamam şu an? Neyden korkuyorsun? Madem beni aldatmadın tamam, neden korkuyorsun? Tamam neyden korkuyorsun sen söyle. Karşına. Söyle neyden bana gereken şeyleri. Ben şimdiye niye kadar var ya. Niye yalan söylüyorsun? Bak yalan sen söylüyorsun demekten bak. Sadece üstü, ben istedim üstü gelmesini. Üstü açık bir şey söyleyemiyorsun sen bana. Biz bir dikte gittik, yemek yaptım, yedik. Bunlar zorla mı oldu? Niye yalan söylüyorsun? Tamam, ben neden bunları inkar korkuyorsun? Etmiyorum. Sen neden korkuyorsun? Ben zaten bakın benim mesajlarım var. Ben enişte. Yani şöyle ortak çocuğu bile bıraktım tekrar senin yanına geldim diyor. Zaten bir anne olsa.
yıl görmek istemedin, sahip çıkmak istemedin. Üstüne diyor ki anne çocuğu düşünseydin yanıma gelmez diyorsun. Ya sen çocuğu üstüne bile almak istemedin. Çocuğu görmek bile istemiyordun. Hala da yapıyorsun. Bana dedin ki aynı 8'de çocuğa para, çocuk için para yollayacağım. Bunu bile yapmadın. Çünkü söz aynı verdin, altında sen yanıma kaçtın değil mi? Aynı altında yanıma kaçtın. Şu an annem bakıyor. İhtiyacı var belki. Niye göndermiyorsun o zaman? Madem çocuğunu düşünüyorsun ya anne olsaydı. Sen baba olsaydın. Mehmet sen baba olsaydın çocuğun hep yanında olmasını isterdin. Ben gördüm isterdin. Onları Zahide'cim. Para birkaç tane kaç kez 4-5 kez göndermişsin. Bu daha onların çeyreği. Bana ben gönderdiklerini 4-5 kez. Bu gönderdiklerini baba şimdi şöyle anlamı. Bak sen buradayken göz göze bakarak ikiniz de öyle sonuçta bir ortak bir çocuğunuz var. En baştan bir şey yapalım. Zahide o eve geldiğinde sence senin de kaçma nedeni senin gerçekten sevmesi mi? Değildi. Yoksa ha. Çünkü benim babam evi biraz lükstü doğru söylersen. Babası da çok yani kınamak istemiyorum çok kötü bir evde oturuyorlardı. Maddi güçleri aynen, yoktu. Aynen. Geldi benim babamın evini gördüler. Hatta biz onları istemeye gittiğimizde annesi bize dedi ki işte biz bir şey istemiyoruz falan dedi. Her şey normaldi. Kendileri yani, bizim eve geldi. Bizim evimizi gördükten sonra sensin. 100 bin TL başta parası sensin. İstediler en şiddet başta. Uygulayan sensin. Konuşmama izin verecek misin? Sensin. Konuştur yani, konuştur. Neden yalan söylüyorsun? Neyden tamam, korkuyorsun? Doğrular söyle. Bak ne diyeceğimi bilmeden. Söylemeseydin var ya. Eğer yalan söylemeseydin daha konuşmadan lafımı kesmezdin. Resmen sesimi bastırmaya Düzgün konuş. Yo düzgün konuşuyorum düzgün ben konuş. Kötü bir şey. Bak bakın daha buraya çıktı. Ya bak babasının buraya çıkma nedeni biz kızımdan haber alamıyoruz. Torunu da çocuğu da bıraktı peki? Gitti. Doğru muydu sonra peki? Sonra öğrendik ki aslında senin yanındaymış. Benim. Şimdi bana şunu söylesene Mehmet diyorsun ki ben bak sorularıma yanıt vererek adım adım gidelim istiyorum. Çünkü izin vermiyor. Konuşmama izin niye vermiyor. Niye konuşturmuyor seni? Çünkü söyleyeceklerimden korkuyor. Korkma korkuyor musun? Söyleyeceklerim ya zaten doğruları söylemekten korkuyor. Eğer korkmasaydı benim onu dinlediğim gibi o da beni dinlerdi. Diyorsun ki yanıma tamam. Zorla geldin. Eğer yalan neden söylüyorsun Mehmet? Konuşmamı bitireyim sen doğruları söyle tamam mı? Yok abi benim babam günün evi güzeldi. Bilmem ne sen yaşadığın eve bak baban sana yardım etti mi hiç? Babam ya hiç ben babamdan ayrı bir insan. Benim babam da bana yardım bak, etmek zorunda değil tamam mı? Çocuğuna sahip çıkmadın. Çocuğuna sahip çıkmadın. Diyorsun benim annemi sorguluyorsun. Bak sen benim annemi sorgulamazsın. Sen çocuğunu belki sen sevmiyorsun da. Sen benim ailemi da. Sorguluyorsan ben de senin aileni sorgularım. Sen benim dayımdan bahsediyorsan. Ha? Niye sustun? Konuş o zaman. Hangi dayım ölmüş? Niye ölmüş? Ha? Konumuz değil ama nedir yani? Yok kendileri ailemden dayımdan vuruyor ya şimdi beni. Şimdi aileleri boşver. Ben de söyleyeyim mi? Susma. Dilan Polat diyorsun. Tamam bak konuyu yok, değiştir. Konuyu diyorsun. Değiştirme konuya tamam, gelsene. Bak burada benim hayatım konuya söz gelsene. Konusu. Yalan söyleme ya evin Mehmet. İçinde bir dakika Zahide. Hakikaten sadece yalan söyleme diyorsun. Evin içerisinde gelir yani sen sonra Antep'e yanına geliyor senin. Ya da Adana'da beraber yaşarken mi bilmiyorum. Nasıl bir 19 yaşında bir genç kız bazı şeylere özenebilir. Yani özenmek miydi yoksa baya sen lüks hayat mı istiyordu? Ya eğer özenmek olsaydı yani özenmek farklıdır. İşte anlamaya çalışıyor. Farklıdır. Ne yapıyordu yani? Ne yapıyordu? Sürekli bir şeyler istiyordu. Ne istiyor sürekli tatlı? Bir şeyler istiyordu. Yok, ne istiyor bizim bu kız? Evin videosunu size göndermişlerdir. Hangi senin çekim yaptı? O hazır mı? Birazdan göstereceğiz evet. Ben aynen. De gösterdim. Hani temiz değil falan diyorsun ya. Ha. Ben de gösterdim. Ben de attım. Ne vardı evde? Evde ne vardı? Antep'teki evinizde mi? Evet. Ne vardı orada mesela? Ne yapıyordu kız? Ne hangi yönden soruyorsunuz? Yani evin kirli yönünden mi yoksa ne istediğinden yani mi? Ne istediğinde kaldık. Yani ne istedi? Sırf araba istiyordu. Güzellik merkezleri istiyordu. Güzellik merkezleri. Aynen. Güzellik merkezi istiyordu. Merkezi. Yani güzellik merkezi istiyordu. Nasıl açacaksınız o parayı? Hangi parayla ya açacaksınız? Kendisine sor. Zaten akıllı bir insan olsa bana bunları bana teklif etmezdi. Bayağı ben teklif zaten elimde bir para olsa zaten bunları sen söylemeden ben sana yaparım. Ay niye yapacaksın güzellik merkezini açıyorsun? Yok yani sonuçta bir eğitimi yok bir şey yok. Nereden anlayacak güzellik merkezi açmaktan? Eşim değil miydim yani ben isteseydim ya elimde bir imkan olsaydı ya zaten ben bunları yapardım. Güzellik merkezi açmak için de sertifika almak lazım. Güzellik merkezi almak için eğitim almak lazım. Ya kendisi ruhsat şu an böyle açacağım diyor. Nasıl hayal açacaksın imiş. Ruhsatı yani zaten ya. Benden isteyemediği şeyleri gelip buradan sizden istemeye çalışıyor. Şimdi bir dakika. Bilgiler geliyor da bir yandan. Şu evin içinin görüntüsünü senin çektiğin bir görüntüyü hazırladım arkadaşlar evin içinin görüntüsünü. Önce Mehmet'in daha doğrusu yani neyse görüntü gelsin sonra ben sorayım ya. Gelsin o görüntü. We'll be right back.
Ahmet şunu gördüm, ev derli toplu bir ev. Sen bu evde mi yaşıyorsun? Benim evet. Yaşantım olsaydı ben bu evi kabul eder miydim sizce, size söylüyorum. Gidip babanın evini çeksin. Yaşantım olsaydı ben bu evi kabul eder miydim? Babanın evini çeksinler. Çeksinler. Babanın özür dilerim ama evin nesi var? Anasının masasının üzerinde yemek yaptığınız yeri... Hayır, bu seni ilgilendirmez. Geldiğin yeri unutmayacaksın. Beni ilgilendirmez diyemezsin. Ben geldiğim yeri unutmuyorum. Sen geldiğin, geldiğin yeri görüyorsun. Sen geldiğin yeri unutmasaydın babanın at arabasıyla seyahat ederken gelip benden araba istemezdin. Ben böyle bir şey isteseydim bu evde yaşar mıydım? Ya at arabasıları var, at arabasında. Evet, babasının bir motosikleti var, arkada bir tabla bağlamışlar, sürekli onunla ya, geziyorlar. Yazıklar olsun. Peki özür dilerim, bir dakika söylüyorsun ya. Bir dakika gençler, sen bu evi beğenmiyor muydun? Zahide hiçbir şeyi beğenmiyor ki, hiçbir evi beğenmiyor. Bu evi beğenmiyor musun? Hiçbir eşyayı beğenmiyor. Banyosunda göstersene keşke, banyosunda. O banyoda duş bile alınmaz. Yalan söyleme. Aa, banyonun nesi yalan var ya? Yalan söyleme. Ya, görüyorsunuz bak nasıl... Telefondan yine doğru düzgün görünüyor. Göyle telefondan doğru düzgün görünmüyor. Sen temizlemediğin için ne sıcak su var, ne kalorifer var, ne sıcak. Buz gibi bir evdi, buz gibi bir evdi. Ben o çocuğumla beraber o evde yaşamaya çalışıyordum ya. Yalan söylüyorum. Çocuğumla birlikte o evde yaşamaya çalışıyordum. Bana diyor sobayı açmayacaksın, yanıma gelsin sobayı açmayacaksın diyordu bana. Öyle mi? Soğukta kalacaksın diyordu. Ya ben öyle bir insan olsaydım onu almazdım. Yalan söylüyorum. Kendin işini aldın, şu an ben orada yokum zaten. Isınmıyor. Evde ısınma şeyi falan da mı hiçbir yok? Yerde yok. Hiçbir yerde yok. Babanın evinde var mı? Sadece o odada babasının tek ısınıyor. Babasının evinde de soba var. Aynı şekilde. Babanın evi de öyleymiş. Çünkü geldiği yeri unutuyor kendisi. Klima var. Her şey var. Ben her şey var. Ya gidip bir çeksinler ya. Çocuğum da gidip aynı şekilde. Ya senin evin şu anda derli toplu ve resmen bir kadın eli değmiş gibi. Bayağı bir düzenli yani değil, böyle. İşte. Ama Zahide iş yapmıyor. Evle yok. İşi. Ya onun o evdeyken benim çektiğim evin videoları vardı böyle. Bir hallar full kahveydi, çaydı, tezgahın üstü full yemekti. Ben o bu videoyu çektim, kendisi sildi. Ya o kadar yalan söylüyorsun, kendisi sildi. Yemin et, yemin edebilir misin? Ha, yalan söyleme çaydı deme. Bana mi? Üstü silmedin mi şey sonra? Niye hayır, yalan silmedin, söylüyorsun? Yukarıya çıktın, yukarıdaki kadının yanına gittin. Ben kalktım. Şu yalan söyleme kelimesini bir çıkarır mısın? Aslında çıkarsan senin için de konuşacak bir şey kalmayacak. Susman lazım o yüzden. Değil mi? Şu yalan kelimesini bir çıkar, benim gibi üstü açık konuş. Tamam mı? Bana sürekli yalan söyleme, çocuğa bakmadı, bana sahip çıkmadı. Şu üç kelimeyi çıkarırsan var ya, senin niye burada çıkarayım? Konuşabilecek doğru değil mi? Doğru değil mi? Doğru sahip çıkmadı, çocuğunu sürekli... bile üstüne almadı 1,5 yıl boyunca ya. Çocuğunu bile üstüne almak istemedin niye sen. Niye almadın Zahide? Yapmadın, niye bu almadın? Ben istemedin çünkü. Sormak istiyorum. Sen ben canın istediğinde gel diyorsun, canın istediğinde git diyorsun. Ben ya sana hiçbir zaman bak... Ya herkes bir şey diyor, herkesin evi kirleniyor. Temizlemedin, ya ben çocuğun için yapardım. Çocuğumu kirliğe tutması istemedim. Onun sağlığı açısından ben bunu istemezdim. Çocuğumun sağlığı açısından pis evde o yüzden mi çocuğun ben sağlığı açısından zaten... sabah öğlene kadar üstüne battaniye örtüp sırf uyanmasın ya, seninle bak, telefonlarla oyna diye. Tamam mı? Ne özür dilerim, çocuğun üzerine battaniye örtüp ne yapıyordu? Beşiğin üzerine büyük battaniyeler örtüyordu. Evet, havasız kalır ya. Şahitlerim var, teyzemi bağlayabilirsiniz, onlar da bizim evdeydi. Bir ev çok soğuk olduğu için beşiğin üstüne bir pike gibi bir şey örtüyordum tamam. Uyuduğu zaman. Yani öyle nefeslik gibi arkası hayır, yok. Hayır, hiçbir şekilde o beşiği havalamıyordu. Amacı neydi, o sırada ne yapıyordu Zahide? Uyanmaması için. Çocuk sırf o yüzden çocuk uyansa da sesini çıkarmıyordu. Sırf 12-1'e kadar o çocuk orada uyuyordu. Ben işteydim. Ya, teyzem gelirdi. Zahide ne yapıyordu? Zahide telefonlarla oynuyordu. Zaten ben bir şey demiyorum. Telefonlarla oynuyordu. Gerçekten. Zaten bir şey diyemezsin. Diyebileceğin bir şey yok senin. Çocuk ağlamıyordu hiçbir şekilde. Yani şimdi bir battaniyenin kenarıyla 2-3 saat oynayabilecek bir çocuk. O kadar sessiz, sakin. Hey, orada kalırdı, yani uyurdu. Çocuğunu bile tanımıyorsun orada kalırdı. Ya. Çocuğu o kadar çocuk görmemişsin ki. Alırdı çocuğu teyzem altına açardı. Bakın bile yapmıyordun, yalan söyleme. Ya, sen bakıyordun değil mi? Sırf sadece makyaj yapıp gezmek için bu dünyaya gelmiş. Sırf sadece istemek için gelmiş. Zahide bu dünyayı gezmek için mi gelmiş? Evet, ben gezeyim, makyajımı süreyim, istediğim her şeyi alayım, başka derdim yok. Daha geçen ben kendisiyle çocuk için görüştüm. Senin derdin anne ne? Diyor, ben diyor sen, şeye ya, gideceğim. Sen çocuğuna bile bakmıyorsun, senin konuşmama derdin ne? Konuşmama izin verecek misin? Sen anne diyor, ben konsere gideceğim. Ben konsere gideceğim diyor. Senin bu iftiraların yüzünden. Didem Hanım, ben gerçekten susuyorum. Ben bıktım benim bununla işte sen susmak zorundasın artık. O kadar yalanlar mı ortaya çıkıyor? Yalancı olma. Annesini aradım, dedim işte çocuk ben için kendisiyle görüştüm. Ben canım istedi, bana geldin canım istedi, git diyordun. Sen nasıl bir adamsın ya? Nasıl yalan bir adamsın sen? Sen çocuğunu bile görmek yalan istemedin, nasıl bir adamsın sen? Çocuğumu görmek istemeseydim ben çocuk için sizin kapınızın önüne gelip bağırıp çağırmazdım, tamam mı? Yalan söyleme. Ne zaman geldin bağırdın? Çocuğumu bile görmek istemedin bayram sen. Bayram günü teyzem çocuğunu senin için aradı. Almadın? Neden canlı istedi bana gel diyorsun, canlı istedi neden git diyorsun? Yalan benim söylüyorsun. Benim böyle oynayamazsın Mehmet, duygularımı böyle benim oynayamazsın. Haberim...
gittim, haberim yok. Mehmet, dayısıyla birlikte Antep'e şey geldim. Bak çocuk meselesinden devam. Şimdi sen çocuk kendi soy ismini vermemenin nedeni çocuktan şüphelendin mi? O yüzden hayır, mi vermedin? Hayır, niye vermedin? Niye vermedim? Çünkü senin çocuğun değil mi sonuçta? Bir şekilde evin içinde yani her zaman huzursuzluk çıkarıyordu. Ama olmaz. Yani bizim yemek yiyeceğim tartışmaktan yemek yiyeceğim. Mehmet sen aslında Zahide'yi cezalandırdığını zannediyorsun. Hayır. Ama çocuğu cezalandırmışsın. Hayır, ben hiç kimseyi mahrum cezalandırmadım. Bakın beni dinler misiniz? Soy isminden mahrum bırakmışsın. Yani artık o kadar tartışmaktan vaktimiz yoktu ki. Artık yemek yiyemiyorduk ya tartışmaktan. O yüzden mi geziyordun? Canın istediğini şaşırdın. Nereye gezdin? Bak, ben seni götürdüğüm yerleri çıkardım. Sen beni gezdiğim yerleri... O yüzden mi çocuğunla ilgilenmiyordun? Çocuğunu bu kadar düşünüyordun ya. Bir kere çocuğuna doğru gün... Ben hep istiyordum bir şey ki çocuğun bir kere babası... işten gelsin, kucağına alsın. Onu yalan senin söyledim. Ben işten geliyordum, çocuğu parka götürüyordum. Bir dakika, çocuğu baban üzerine aldı değil mi bir ara? Hayır, yalan söylüyorum. Babam hayır üstüne almadı. Ben ama öyle, ilk evet. geldiğinde öyle söylediler. Sen öyle siz dediniz dedi, ki. Öyle dedi. Siz, çocuk sizin üzerinize babası evet dedi. Ha evet, bak, evet yalan dedi. Söyleme. Bak yalan söylüyorum. Sırf yalanlar için buraya geldiniz. Öyle dedi tamam babam bize. Çocuğu ben üzerime aldım. Hayır, yanlış anladı. Seni yanlış anlayacağız baban canım. Baban neyi yanlış anladı? Senin 6 ay kayıp olduğunu mu yanlış anladı? Veya senin nerede olduğunu bildiğine rağmen gelip burada bilmiyorum dedin mi yanlış anladı? Bir günlük kayıpken 6 ay kayıp diye mi yanlış anladı? Bak dahi de bir dakika. Babam bize dedi ki 6 aydır kayıp dedi. Bir de dedi ki... bilmiyorum. Ben söyleyeyim. Bir de dedi ki o yüzden bu soruyu tekrar sorma ihtiyacı duydum. Bir de dedi ki çocuğu babası olarak ben görünüyorum dedi. Baba olarak sen görünüyorsun değil mi? Evet ben görünüyorum. İşte niye babamız öyle söyledi? O konuyla ilgili hiçbir şeyim yok. Bayağı ama bir buçuk yıl boyunca kendi üstüne almadı çocuğu. Çocuğu şu an üzerine aldın sen artık değil mi? Soy ismi senin evet. soy ismin. Evet. Aldı soy ismi. Şimdi ya zaten böyle bir yani niyetim sen? Olsaydı ben hiçbir şekilde yanaşmazdım. Ya sen çocuğu bile... Ya bak hala diyorsun ben çocuğu bile istiyorum demiyorsun Mehmet. Ben zaten ya çocuğu senden alacağım. Sen. Ben zaten velayet davası açacağım ben sana. Sen ya bakacaksın. Çünkü senin gibi süslü bir annesi olmayacak. Gezen bir annesi olmayacak. Niye gezebilir canım ama çok mu geziyor? Ama çocuğu annesine bırakıp kendisi sürekli gezmelere gidiyor. O başka. Şimdi arkadaşlar Zahide'nin videosunu hazırladınız mı? Zahide'nin videosunu. Bu kadar yalancı olma ya. Tamam. O kadar tamam, yalancı o zaman, olma. Peki bir şey söyleyeceğim. Birazdan arkadaşlarım onları hazırlıyorlar da. Zahide o evin içerisinde böyle nasıl ifade edeyim? Zahide'yi üzmek istemiyorum ama en son çünkü onun da yalan olduğunu söyledi. Benim ekibim gerçi yani hiçbir yani. Şekilde gerçekleri söyler Zahide. Hatta onlar da çok şaşırmışlar. Kahvaltıyı odasına istemiş otelde. Ben yemek yemeye inmedim. İki gündür ben sadece bir kere mi iki kere mi ne yemeğe indim. Bak kaç gündür ya burada. Ya o bir hastaysa odaya da götürülür de. Hayır. Ben sırf lükslüğü için bunları istediğini ben biliyorum. Öyle mi? Lüksü sevdiği için ben yaptığı için ben bunları biliyorum. Ya daha neler yaptın sen var ya. Ne yaptı ya daha kız? Neler yaptın sen. Ya ben burada var ya. Ne oldu? Daha ne yaptı sana bu kız ya? Sen de onun duygularını... Şu kızın gözlerine bakın, dayak yiyebilecek bir kız bu. Sen var ya burada otururken bile sürekli göz ekranda. Acaba benim bir yerim bozuldu mu? Benim... Ne söyle. O kadar güzelliğe, süse, gezmeye... Hiç makyaj yok ya. Yok bir... Allah var. Gözlerinde... Dünkü kıpkırmızı ruju belliydi zaten. Yani şu anda çok güzel değil mi? Hiç makyaj... Bir eyeliner var, o kadar hiçbir şey yok. Her şey dış güzellik değil. Ne oldu sen bu kadar güzel bulduğunu kızdın mı? Öfkelendin mi? Ne oldu? Hayır. Ben o kadar güzel bulsaydım zaten kendisini defalarca babası göre göndermezdim. Yaptığı şeylerden dolayı. Niye geri çağırdın peki tekrar? Ben her zaman kendisini geri çağırmadım. Sürekli kaçıp gidip geliyordu. Ben bir defa mı iki defa mı ne çağırdım kendisini sırf çocuğum için. Ben aileme bile yaptığı... Anlatmazken şu an burada tüm Türkiye önünde anlatmak benim canımı acıtıyor. Bir şey söyleyeceğim. Sen konuşurken Mehmet, Zahide böyle gözünü alamadan sana bakıyor böyle. Çünkü ben Zahide'ye şu an Zahide gel bir gidelim Antep'e gidelim desem Zahide tekrar benimle gelir. Gider misin Zahide? Seviyor musun sen Mehmet'i? Bence seviyorsun. Üzgün ya baksana. Mehmet sana gel. Ay bebeğim benim ya. Seni seviyor. O yüzden gelmiş senin yanına. Sevgi bu demek değildir. Aa, sen seviyor musun Mehmet'i? Babası gibi yalandan ağlıyor. Ay hala inanmıyorsun ağlı. Çünkü gerçekten o kadar çok ağlıyor. Yalandan ağladı ki. Hayır, o kadar çok yalandan ağladı ki karşımda. Tatlım benim. Ben hiçbir zaman bir kadın ağlamasına dayanamazdım. Hiçbir zaman. Yani bu karşımdaki kim olursa olsun. Şimdi de neler söylüyorsun? Dayanamıyorsun. Aynen. Çünkü beni bu duruma soktu. Beni bu hale getirdi kendisine. Şu an kendisi yüzünden hiçbir kadına güvenmiyorum ve hiçbir kadının ağlamasına inanamıyorum. Zahide sahte gözyaşları mı döküyor? Evet, babası gibi.
yapmaz aileciğim. Gerçek ya. Üzgün şu anda. Ben hissediyorum onu. Siz ne düşünüyorsunuz sevgili izleyiciler? Zahide'nin gözyaşları sahte gözyaşları mı? Kim haklı yani? Biraz daha dinlemeye devam edeceksiniz. Bazı bilgileri daha açıklayacağız ama şu an dinlediğiniz kadarıyla Mehmet mi haklı, Zahide mi haklı? Lütfen Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye yazar mısınız? Merak ediyorum. Seviyor musun? Seviyor musun Mehmet'i? Söyleyebilirsin ya, inanmıyor sana. Ha? Ne oldu kızım benim, tatlım benim ya? Çok mu seviyorsun? Ya hayır, sadece zoruma giden bu. Neden yalan söylüyorsun? Yani ben zoruma niye yalan söylüyorum? Niye yalan söyleyeyim ben sana? Beni isteyen sensin. Sensin. Hayır, evet, aynı şeyleri söylüyorsun. Sensin. Ya beni isteyen sendin deme. Bir şeyler söyle. De yine sen bu yüzden böyle oldu de bana. Yani kalkıp da üstü kapalı benimle konuşmasın. Neyden korkuyorsun? Niye gerçekleri ben, söylemiyorsun? Ben neyden korkacağım? Benim evim ayrı, her şeyim ayrı. Ben kimden korkacağım? Bak bir şey söyleyeyim mi Mehmet? Sen o kadar üstüne geldiğin için hala hayır. Bir şey söyleyeceğim. Hayır, ben düşündüğümü söyleyeyim, hissettiğimizi söyleyeyim. Rejideki arkadaşlar da onu hissetmişler. Zahide sana olan yani neden böyle konuşuyorsun değil. Sana olan aşkından ağlıyor bence. Ben peki bana olan aşkından aşk mı mısın? Buraya çıkıp? Bu soruyu bana sormayın lütfen. Evet bak ya. Ah, aşık. Ben de ağlayayım. Ben de ağlayayım, çok kolay. Ya aşık sana ya. İnanmıyorum. Aşık olan bir insan başkasıyla konuşmaz. Ha, o var tabii. Başkasıyla konuşmadım bunu, sen de biliyorsun. Ben sana ben asla ihanet etmedim. Ben her şeyi çok iyi biliyorum. Ben sana sen asla ihanet etmedim. Bunu sen de biliyorsun. Aynen, çok iyi biliyorum. Belki daha önce görüştüğü bir arkadaş ona mesaj atmıştır. O da ona yazı yazmıştır. Çünkü benden biz kendisiyle 2 yıl sevgili kaldık. 2 yıl. Ben bana dedi ki ne? Benden önce unuttu. Bu Ufuk'la zaten daha sonra konuşmaları devam etti. Ben evliyken bu Ufuk'la böyle bir şey konuşmaları... olmadı, sen de biliyorsun Mehmet. Ya mesajlar var. Böyle bir şey olmadı, ben bir şey söylemek istiyorum. Ya diyor ki böyle bir şey yok diyor. Ben ona aşığım diyor ve sen hala mesajları anlamıyorsun. Mesajları gördünüz. Ve Ufuk'un senin mesajlarını da ya gördü. Ben kendimin ne olduğunu biliyorum, tamam ben mı? De biliyorum. Ben o ne olduğunu biliyorum. Zaten. Hayır, o sen bu susmuş halin mi? Sen bugün sustun o zaman. O yüzden susuyorum zaten. Karşına seni görünce sustu. Seni böyle karşıma çünkü her zaman böyle Zahire klavye delikanlılığı yaparak her zaman bana sert çıktı. Her zaman. Ama ben karşına çıkınca hiçbir zaman konuşamadı Zahide. Bu korkusundan mı? Gerçekler ortaya çıkacak diye mi? Bence aşkından. Hayır, hiçbir şekilde. Aşk olan bir insan bundan hiçbirini yapmazdı. Ya ağlarken bile ben kendisine kıyamadım. Hep daha önce ağladın mı böyle? Her gün ağlıyordu. Yapıyordu kendisi ağlıyordu. Öyle mi Zahide? Gözyaşlarını sahte buluyor. O kadar sana inanmıyor. Kendi bilir. Bence sahici yani. Sen niye gözlerine bakamıyorsun Zahide'nin? İstemiyorum. Hı? İstemiyorum. Gözlerine bakarsan sen de onlar etkileneceksin bence. Bak gözlerine, şu güzel gözlere bak ya. İstemiyorum. Gereği yok ya artık Didem Hanım. Ya en son senin evinden gelmedi mi? Sen evinden alıp otogara bırakmadın mı Zahide? Evet, otogardan kaçtı. Bir gece senin evinde kalmadın mı? Ben o gün evde değildim. İşteydim ben. O kadar kızgınsın Zahide. Bu öfkenin nedeni ne? Ya bana bu kadar ihanet etmesi. Ya ihanet etmeyi bırakın, ben ekip arkadaşlarımla da konuştum. Eğer ihanet etmeseydi bile Zahide, gerçekten de Zahide'nin evde çıkardığı huzursuzluklar bana yeterdi. Sen de çok öfkelisin ama. Bak Zahide en son bir gece senin evinde kaldı orada. Evet. Antep'te kalmadı mı? Evet. Ben işe gittim. Sen de seviyorsun da kızgınsın onu, öfkelisin. Ya benim artık hani bazı şeylerin ne kadar seversen sev bitmesi daha iyidir. Ya seviyorsun. Ya bitmesi daha iyi. Seviyorsun o zaman. Yok. Seviyorsun. Sevmiyorum. Bir şey bitti deyince bitmez ki sevgi. Zaten bitti dememle bitmedi, yaptıklarıyla bitti. Ya o evin içinde yaşadıklarınız mı bu ilişkinizi bu kadar evet zarar verdi? Ama özellikle eski arkadaşın... Zahide'nin beni sevmesinin nedeni gerçekten ben Zahide'ye yanlış yapmıyorum. Gerçekten ben kendisine iyi davranıyorum. Yani mutfakta olsun yalan ben ona yardım ama ediyordum. Yalan söylüyorsun ama şu an Mehmet. Hani madem bunları söylüyorsun ya ben onu...
böyle olmasını istemiyorum diyorsun ya. Madem bunlara söylüyorsun, neden yalan söylüyorsun? Ben onun yanında tamam. kalmadım zaten. Antep'e geldi. Sen bana yalan söylüyorsun demeyi deme bana. Bak yüzüme bakarak konuş. Ha, sen bana demedin zaten nikah kıyacağız seninle. Resmini kıyacağız, yeni eşyalar alacağız dedin. Çocuğumuzu getireceğiz dedin. Bunları bana söyleyen sen değil miydin? Madem niye ben bunları sana söyledim, niye sabahlar ben seni Dağlıoğlu mahallesinde bunları bıraktım diyorum. Bunları neden yapıyorsun Mehmet? Neden yapıyorsun? Ya ağlamakla haklı çıkmayacaksın. Ya dayanamıyorum çünkü uyandığını dayanamıyorum. Bak, ben mi yalan söylüyorum? Bak istediğin zaman bana gel diyorsun. Ya Didem Hanım, beni dinlediniz, ben kendisini senin... dinlediniz. Şahitlerimizi çıkarın ortaya. Çıkarın. Sorularını yanıtla. Ben çekildim aranızdan, ikiniz konuşun. Ya ama Zahide sürekli aynı şeyleri, ya dejavu gibi her zaman 3 gündür 4 gündür aynı şeyleri sorup duruluyor. Ben bunların cevabını zaten Zahide'ye ben söylemişim. Ben de duyayım, ne dedin yani? Duydunuz, herkes duydu burada. Tüm Türkiye duydu. Zahide, niye çocuğun kimliğini yapmadın? Ben sana cevap verdim. Bu yüzden. Niye çocuğun evde sürekli huzursuzluk çıkarıyorsun bu yüzden? Niye çocuğa para göndermedin dedim. Ben onları geçtim. Sadece ben Antep'e geldiğimde bunu sen de istedin. Gelmemi sen de istedin. Ya madem ben seni istesem niye seni kalkıp eve göndereyim diyorum. Ben o yüzden geldim zaten. Niye kalkıp seni eve göndereyim? Madem sen geldin niye kalkıp seni eve göndereyim? Ya telefonumu getirin, siz kendiniz açın Didem Hanım. Siz ki ben orada enişteme mesaj attım. Hocadır kendisi. Ben dedim... Yılmaz ya bu kız bir şey söyleyeyim, zorla senin evine Antep'e geldiyse o gece zorla mı evde kaldı? Eve bıraktım kendisini, ben işe gittim, gececiyim ben. Niye eve bırakıyorsun madem istemiyorsun? Zorla geldi kendisi. Zorla geldi, sen evine sokar mı? Bak ne burada yapayım? İnanmıyorum. Kendisini dışarıdan mı bırakayım? Bu kadar istemiyorsan kötü bir insansa insan eve sokmaz bu insanı. Peki ben o kadar kötü bir insansam niye Zahide hala benimle birlikte? O da güzel soru. Yani söylenilen şeyler çok mantıksız. Zahide, Mehmet'in en çok neyini seviyorsun kızım? Bir şeyini seviyorsun bence. Karşında görünce suspus oldu, konuşmadı. Defalarca bunu bana söyledi. Neyi söyledi? Beni neden sevdiğini. Çünkü ben de bir duyayım, neyini seviyor? Benim hiçbir şekilde hiçbir kızla dışarıyla alakam olmadığı için beni sevdi. Mehmet'in nesini seviyorsun? Ben kendisiyle 2 yıl sevgili kaldım. 2 yıl boyunca elini tutmaktan bile utandım ben. Sorabilirsiniz. Mehmet'in nesini sevdi? Hı? Nesine güvendin, nesini sevdi? Diğer erkekler gibi değildi. Bu yüzden seviyordum. Senden yararlanmadı yani. Mehmet mi? Evet. Diğer erkekler, birçok kişi böyle hemen fırsattan istifade. Yani sadece neden bunları yapıyordun? İstediğin, ben senin öyle bir kız mıyım? Canın istediğin... Ben öyle bir kız değilim. Bana ya bunları yaşatamazsın sen Mehmet. Bak sen bir gün içerisinde sana iki şey soruyorum. Zahide, eğer ben seni zorla getirttirdiysem... Ben seni zorla getirttirdiysem... Ya otogarda kamera kayıtları var, beni bu insanla muhatap etmeyin ya. Ben senin için çocuğumu bıraktım. Hala yalan konuşuyorsun. Ya bak yalan konuşma. Yalan konuşma. Eğer anne olsaydı bu çocuğuna bırakıp gelmezdin. Yalan konuşma. Zannediyorsun ki ben bunları burada söylesem mi insanlar karşısında iyi görüneceğim, insanlar beni iyi bilecek. Eğer ben insanlar karşısında iyi görünmüş olsaydım ben Yalan söylüyorsun, neyden korkuyorsun? Yalan söylemek parayla olsaydı var ya kredi çekerdiniz. Çıkıp burada ben yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapmadıklarım. Cinayet işemiş bir adamın sözüdür bu. Fenomen... Nedir? Hangi ne cinayet şey dedi mi? Ya, şey söz ne? Ben yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda dedi. Onu mu kullanıyor? Aynen. Böyle bir örnek olamaz canım. Hayır, yani. Hayır, burada da kullandı, duymadınız mı? Ama böyle bir ne alakası var Zahide, bu onu mu düşündü? Bu kelime kullanmaz. Bu kelime senin ağzına yakışmaz. Zahide düşündü, bunu mu düşündü ya? Bu yüzden mi söylüyor? Kullandığı sözün ne kadar yanlış olduğunu söylemek istiyorum hem sadece. Sen çocuğunu niye bırakıp gittin Mehmet'in yanına ya? Sana söz verdim öyle mi? Nikah mı kıyacağız dedi. Ha, söz verdim, nikah kıyacaktım. O yüzden onu Dağlıoğlu'da bıraktım. O yüzden ben bana haber vermeden 3-4 saat otogarda bekledi. Bir şey söyleyeyim, o yüzden geldi, ben onu tekrar gönderdim. O yüzden otobüsten kaçtın, ben gitmek istemiyorum dedin. Belki nikahı biz kıyarız burada. Hayır ya, olabilecek iş değil.
O kadar kızgınsın. Hayır hayır, hiçbir şekilde. Ya daha doğrusu son yaşananlar değil de öncesinde, sen o evdeyken çocuk doğmadan önce falan böyle yaşantın, sürekli böyle lüks hayat özentin, onları karşılayamayacağını düşünüyor Mehmet. Doğru mu anladım ben tabii Mehmet? Tabii ki de, hiçbir şekilde ben karşılayamadım. Sana yetemeyeceğini düşünüyor. Şu halde görünce de biraz bakımlı falan, böyle ya ona yetemeyeceğini mi düşünüyorsun? Yani evlenseniz mesela Zahide ne ister? Çok merak ettim yani. Zahide ne ister? Ben bir şeyden örnek vermek istiyorum. Ben tabii geldiğinde Zahide, sen bana o kadar Zahide insan, yine gitti geldi. Bak, ben sana bir bak şey hala aynı şeyi soruyorsun ya. Hala bak bu sen belki de, belki 15-20 dakikadır ben buradan Zahide hala aynı şeyi soruyorum. Bir dakika, bir şey soruyor sana. Dini bir daha sor, ben izleyiciler de anlasın. Seni anlayalım biz. Yeni izleyicilerin anlamasına gerek yok. Az önce söyledim bunları. Ben sana geldiğimde bak doğruyu söyle. Bir kere doğruyu söyle. Ben sana dedim Mehmet bunları al. Bunları al. Demedin mi? Telefon istemedin mi? Ondan önce telefon istedim, zaman, bana yüzük fotoğrafları attın. Yana geldiğim zaman bir kere bile ben bunu al dedim mi sana? Birlikte markete gittik, sen ne istiyorsun dedi, ben bir şey bile almadım. Sen sadece bir günden bahsediyorsun. Ben iki yıldan bahsediyorum. Ben bunları isteseydim seninle o evde kalmazdım. Aynen. Babanın evine kal. Babanın evi daha güzel. Babanın evi daha güzel senin. O kadar çok kötü şeyler yaşattı ki ben bana. Sevgili izleyiciler. Ben bu yaşta bile yani bu yaşta benim gülmem. 1,5 yaşında çocuğum var. 1,5 yaşında çocuğum var, senin benim durum. Soktuğun duruma bak. Sen buraya geldin. Soktuğun duruma bak. Sen buraya geldin. Yalandan dolandan buraya geldiniz. Ya siz buraya niye çıktınız biliyor musunuz? Sen buraya çıkmanın amacı ailenin buraya çıkmasını. 3-4 var ya. Ne ama niye var? Niye? Ya ben zaten boşanmışım. Şey. Sen bana diyor ki ben kurtulmak istiyorum diyor. Ben zaten seni babanın evine gönderiyorum ya sürekli. Mehmet, sen kaçmak özür dilerim, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim, etin ne butun ne yani. Çok pardon. Yani tamam ben, o zaman etin ne butun ne gelmesin o zaman. Bitti. Niye kaçıp geliyor? Ya ben şey de söylüyorum ona. Sen de onu seviyorsun. Bu kadar öfkenle aşkından yani. Hayır, ben onu sevmiyorum. Seviyorsun. Sevmiyorum. Bence seviyor sevgili izleyiciler. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet. Ya şu an karşımda ağlaması sanki ben de dalga geçiyorum. Bak vazgeçme izleyicilerine sorduk. LED'e verelim. Sonuç geldi mi? Yani haklı mı diye sorduk gerçi de. Evet, Zahide mi haklı, Mehmet mi haklı diye sorduk. Şu aşk meselesini soracağım size sevgili izleyiciler ya. Hadi sonucu verin. Var dediniz bana sonuç. Gelmedi. Tamam. Aynı zamanda daha o soruyu daha sonra soracağım. Ya bir tane daha anket açın. Sormak istiyorum. Yani birbirlerini seviyorlar mı ya? Bu kavga aşktan mı? Evet mi hayır mı? Bir yazar mısınız lütfen? Bu soruyu soracağız size şimdi. Vallahi benim burada gördüğüm, yani bu kavga aşktan mı? Bunu soracağız. Tamam mı? Bir dakika Zahide, sen tekrar bir araya gelmek istiyor musun? Nikah kıyılsın istiyor musun? Ben sadece şu anda doğruları söylemesini istiyorum. Ben hani doğruları söylüyorum zaten. Doğrular verdi. Sen söylüyorsun. Ben sadece doğruları söylemesini istiyorum. Sen doğruları söyle. Gerçekten. Sen doğruları söyle. Ben gereken her şeyi söyledim. Yani eğer benim doğruları, yani ben her zaman söylüyorum bunu. Programın ilk günden söyledim. Gözleri kan çanağına döndü, hala inanmıyorsun ya. Her zaman öyle ya. O, her zaman öyle. Çünkü Zahide benim yanımdan kaçtı. İki gün nerede olduğunu bilmiyordum. Annesinin yanına gitti. Annesinin yanından kaçtı. Tekrar benim yanıma geldi bundan 4-5 ay önce. Zahide, yani bu ağlaması ne ki? Kapandı. Evet, sorabilirsin. Öyle mi Mehmet? Pardon Zahide. Ayaklarıma kapandı beni gönderme diye. Aa. Ben dedim hayır, bu senin yaptığın kaçıncı, kendisini zorla gönderdim, babası Güle zorla gönderdim. Ya Mehmet biraz bundan konuş. Bir ay önce bir şey söyleyebilirim. Bundan bir ay önce ben Zahide ile konuştum. Zahide dedim hani bana o şeyleri söyledi, hani ben yapmayacağım, bir daha etmeyeceğim dedim bana. Bana dedi, dediği kelime ne biliyor musunuz? Ben iki hafta senin dediğini yapardım, ondan sonra tekrar eski Zahide olurdum dedi. Ben Zahide'nin bu sözünden dolayı ben artık Zahide'ye güvenmiyorum. Mehmet bir dakika, sen ayaklarını kapandın mı Mehmet? Aşk insana bazen böyle şeyler yaptırabiliyor. Ayakların kapandı mı, kapanmadı? Ne yaptın, anlatır mısın? Zahide niçin ayaklarım kapandı? Bir Zahide konuşsun ya. Ay Mehmet ya. Üç gündür ama, Zahide konuşuyor. Tamam sen de konuşacaksın diyorum, onunla konuşmak istiyorum yani. Zahide'yi anlamaya çalışmak istiyor, anlamak istiyorum yani. Ayakların kapandı mı kızım? Maalesef evet. Allah Allah, doğru söylüyor yani. Ben her şeyi doğru söylüyorum, sadece bunu değil. Ayaklarını niye kapandı?
tamam. Kızım benim ya. Ben sana da söyledim. Hani eğer geleceksem gerçekten olsun diye geliyorum dedim sana değil mi? Ben sana boşandık demedim. Bıksım artık Mehmet bana istediği ben zaman gel de benden. Boşandım derim. Sen kendin otogara gidip saatlerce bekledin. Niye şu an hala kendini haklı çıkarma peşindesin sen? 2 ay boyunca sen bana yalvardın gelmeni istiyorum dedin. Ben o zaman evet, gelmek istemiyordum. Evet ondan önce sana gelmeni istiyorum dedim. Ama gelmeni ben seni boşandım. Dinen boşandıktan bir hafta sonra sen benimle geldin. Sen gelmeni tamam istiyorum dedim. Bunları söyledin bana. Niye ben şimdi yalan söylüyorsun? Ben sana doğru söylüyorsun. 2 ay önce ben sana gel dedim tamam mı? 2 ay önce zaten ben sana gel dedim. Demek ki hayatında bir annen hani bana Antep'teyken annen aradı ya dedi sen Antep'e gelmeden önce ben Mehmet'i birini bulmuşum hatta sen bugün gelmeseydin ben o gidip o kızı isteyecektim dedi. Aa. Demek ki biri var o yüzden de onları söylemiyorsun o yüzden diyorsun madem sadece biri var ben seni niye yanıma getireyim diyorsun. Bir dakika diyorsun. Dinle Zahide dinle. Diyorsun değil mi? Hayatın biri mi var? Böyle anne öyle bir şey söyledi. Aa anne seni başka seni mi evlendirmek istiyor? Demek ki bu yüzden söylemiyorsun. Yani eğer hani diyor ya Mehmet beni götürdü falan diye. Ya bir dakika onu boş ver sen hayır, soruya yanıt ver. Siz ya... Ona cevap vereceğim. Ver, evet. Az önce dedik ki Mehmet beni götürdü, ben ona ev alacağım, araba alacağım. Şimdi tamam. Diyor ki Mehmet başka birini bulmuş diyor. Annen demiş. Tamam annen demiş, sen de o yüzden öyle yapıyorsun diyor bana. Ha, öyle mi? Ben yani... ikisini aynı anda nasıl yürütebilirim? Yani yalan söylemekten ne dediğini bilmiyorsun. Şimdi gerçekten bak, bu yüzden söylemiyorsun. Bak bir kelimeni tutmuyor. Öyle bir şey zaten olamaz. Bir kelimen bir kelimeni tutmuyor. Zaten ben varken evine getiremezsin. Aa, istediği biri varken evine getiremez mi? Ben zaten böyle bir şey demedim ki. Abi bir dakika. Nasıl ikisini nasıl yürütebilirim diyorsun? Ay bayağı seviyorum. Ben benim demek istediğim kelimelerim ya tutmuyor. Bir dedim bir dediğini tutmuyor. Bir dakika özür dilerim. 5 dakika önce söylediğin aranıza girmek istemiyorum da Mehmetçim Zahide dedi ki ben buradayken Mehmet'in hayatına biri giremez dedi. Öyle mi? Onun yanındayken. Ha. Zaten ben de böyle bir insan değilim. Oo. Olamam da. Ay. Ya yani, gerçekten ben kendisini çok sevdim. Şu anda bak Mehmet şu anda şöyle düşünüyorum. Yani ben bu sizi tekrar bir araya getiririm diye düşünüyorum. Hayır. Ya şu anda öyle hissettim yani. Ya gülüyorsun. Ay çok iyi ya. Hayır vallahi ben bunu çok iddialı konuşmak istemedim ama bu nikahı kıyarım ya. Ne dersiniz sevgili izleyiciler? Bir araya getiririm sizi çocuğunuz için öyle görülüyor. Ben çocuğum için çok katlandım. Ya işte bu lüks hayat var, onu karşılayamam diyor işte. Orada ya tabii eğer Zahide ben buraya çıkmasaydı. Bu evi kabul eder miydim sizce? Ama evde güzel bir ev. Ne olacak kendi halinde güzel bir ev. Lüks hayat özentim olsaydı benim evde ne işim var diyor. Zaten o evden çıkabilmek için yıllardır ay, başımın etini yedi kendisi. Kurban olurum senin ya. Bebeğim benim ya. Ya ben tanımıyorum burada daha yeni tanıştım. İçim böyle gidiyor i̇şte ya. İşte tanımadığınız için öyle oluyor zaten. İnanamıyorum ya. Tanısaydınız böyle olmazdı. Niye demin gülüyorsun bıyık altından? Hala bıyık altından giriyorsun. Ya benim şu an Zahide'yi sevmem veya sevmemem onu tekrar bir... Ağlama sonuçuna mı gidiyor? Hayır ben... Yine ayaklarına kapansın. O ağlayınca ben daha çok üzülüyorum. Ben kendisi bana bunları yaptığına rağmen ayaklarıma kapandığında ben kendisiyle birlikte ağladım. Oradaki insanlar da şahit. Ağladın sırf mı? Sırf ağlamasına dayanamadığım için. Şimdi içim mahvoldu yani Zahide ağladıkça. Aynen çünkü alıştım ben. Kaç kere ağladı böyle? Defalarca ağlıyordu. Tartışıyorduk. İşte boştan bir sebepten dolayı tartışıyorduk. Gidip ağlıyordu. Fotoğraflarının hepsini atıyordu millete. Bir dinle bak bir şey söylüyor. Söyle Zahide. Beni hiçbir zaman mutlu etmek istemedin. Esmedin Mehmet. Peki etmek istemediysen o fotoğrafların anlamı ne? Ya bakın Didem Hanım bunları sorun. Eğer Mehmet bir gün size bir şey yapsa o fotoğrafı anlamı ne diye sorun. Ben çekildim siz bir konuşalım. Hayır ben çünkü bunların hepsi ispatlı kanıtlı. Siz gördünüz bunları. Hani bunlar Zahide'ye sorulsun. Zahide dejavu gibi ikide bir aynı şeyleri tekrar tekrar döndürüp bana soruyor. Arkadaşlarımla konuşmalarını da geçtim. Bak bunları da geçtim ben. Hı. Sen kendi ağzına diyorsun ki ben... ağzına söylüyorsun. Mesajlar da var. Lütfen ekranı alır mısınız? Ben senin yüzünden Zahide'ye cehennemi yaşattım diyorsun. Madem bu kadar kötü bir insan değilsin neden onu söylüyorsun arkadaşına? Ya sen var ya benim bütün niyetimi biliyorsun. Bütün niyetimi biliyorsun. Madem niyetin böyle yalan mı söylüyordun? Benim bütün niyetimi biliyorsun var ya burada kendini nasıl haklı sen çıkaracaksın? Sen de benim niyetimi biliyorsun. Senin amacın da bu. Ben sen onlara karşılık size fotoğraf attım Didem Hanım. Ama ne için bunu yaptığını ben o de anlamıyorum. O mesajlara karşılık ben size fotoğraflar attım. Onlara da bir bakabilirseniz çok mutlu olacağım. Zahide Cehennem. Ben sana cehennemi ailen... yaşatmak isteseydim seni dışarıya çıkartmazdım. Ailen seni şu anda başkasıyla evlendirmek istiyor mu?
Ya yok öyle bir şey yok. Zaten benim annem bunu bana teklif etti. Mehmet dedi sen dedi Zahide'yi unutabilmen için dedi istersen sana seni başkasıyla evlendirelim dedi. Ha unutamadın sen de Zahide'yi. Aynen. Çünkü ben kendisini hiçbir zaman unutamadım. Unutmayacaktım da bunu da ailem de biliyordu. O kadar seviyordun yani. Aynen. Çünkü bana yaptığı onca şeye rağmen ben defalarca kendisinin yanıma tekrar gelmesini isterim. Onun dışında kendisi de yanıma kaçtı geldi. Ve götürdün. He? İstediğin oldu sonunda ve sonra beni tekrar bıraktın. Babam yanına yayına çıkacağını öğrendiğin zaman tekrar beni bıraktın. Yani senin babanın bunca olaydan sonra buraya çıkıp yalan söylemesi normal. Buraya çıkıp senin bu... Nasıl yalan söyleyebiliyorsun sen ya? Nasıl yalan söyleyebiliyorsun? Gelmemi isteyen sendin. Sonra bak gerçekten hala, sen bak, bunları yapıyordun. Evet. Yani benden mi bir sorun var? Gerçekten sen bunları yapıyordun. Zahide bir şey dön sen. Hayır bak bir şey söylerken değil. Zahide dön dur. Aynı soruyu soruyor. Ben de Zahide'ye dört aynı cevabı veriyorum. Bu tür şeyleri... İkna olmamış demek ki. İkna olmamış. Onu ikna olup olmaması benim umurumda değil. Zahide hiçbir zaman hiçbir şey için ikna olmadı. Zahide hiçbir zaman ikna olmadı. Zahide hiçbir zaman memnun olmadı. Yani Zahide'nin... Memnun edemedin yani. Ya işte zaten kimse onu memnun edemez. Kimse onu memnun edemez. Bana sen zor mutlu olacak birine benziyorsun. Hayır gerçekten var ya benim çevreme bir sorun. Yani benim anlaşamadığım bir insan varsa sorun kendisindedir. O kadar yumuşak bir insanım ben. Kendisi de biliyor beni. Zaten o yüzden beni seviyordu. Yaptığı bütün hatalara rağmen yani kimsenin kabul etmeyeceği şeyleri bilmeme rağmen ben kendisine her zaman kucak açtım. Bunları böyle gösterme. Madem bak bir çocuğumuz var. Bak bunlara böyle gösterme bak. Biliyorsun sen de benim nasıl bir insan olduğumu biliyorsun. İşte bildiğim için ben buradayım. Ben sana ihanet etmedim bunu da biliyorsun. Bunları biliyorsun böyle gösterme. Bunları söyleme. Ya senin yaparken utanmıyorsun da burada söylenmesi mi utanıyor? Madem bu tür şeyleri biliyordunuz niye buraya çıktınız? Sen buraya gelince bu tür şeylerin hepsini meydana çıkacağını bilmiyor muydun? Ben buraya çıkacağımızı bile babamı çıkacağını bilmiyordum. Birlikte öğrenmedik mi? Birlikte öğrenmedik. Ben adliyedeydim öğrendim. Yalan söyleme. Ne zaman senden uzaklaştırma kararı almak için adliyeye gittim. Ben orada öğrendim. Neyi öğrendin? Babamın programa çıktığını. Annem, sen beni otogara bıraktın. Hazır mı bu arada? Annen galiba canlı yayındaymış. Hanımefendinin adı ne? Dilşah. Dilşah Hanım merhabalar. Merhaba Didem Hanım. Merhabalar Dilşah Hanımcığım. Siz gençler arasındaki tartışmaya ne diyorsunuz? Zahide gerçekleri söylemiyor mu? Zahide bizi belki 20 defa bu gözyaşlarıyla kandırdı ve Mehmet istemediği halde biz gözyaşlarına dayanamayıp Mehmet'in yanına götüren bizleriz. Ama bu kez inanmıyorsunuz yani galiba. Biz artık o gözyaş... İnanmıyorsunuz galiba. Efendim? Bu gözyaşlarına inanmıyorsunuz herhalde siz de. Tabii ki. Çünkü binlerce kez bu gözyaşlarına kanıp Mehmet'e zorla götüren bizleriz. Ay peki bir araya gidelim ama bir kızı galiba yani ayrılsınlar ve artık başkasıyla hayat kursun istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Valla bence ikisi iki genç birbirini hala çok seviyor ben öyle anladım yani. Ama Mehmet çok öfkeli yaptıklarından dolayı. Bir araya gidelim devam edelim. Bir ara lütfen. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 10 10. Şimdi Zahide ve Mehmet yani ya bize göre bendeki hissiyat o hala birbirlerini seviyorlar ama Mehmet Zahide'ye çok öfkeli. O öfkeyi görebiliyoruz. Çok kızgın ve Zahide'nin de bu hareketlerine devam edeceğini düşünüyor. Aslında seviyor, çok seviyor onu. Şimdi ben size sorduğum soruları bir ekranlara getireyim sonra annesiyle konuşacağım. Didem Arslan Yılmaz da vazgeçmedi size sormuştum ya sevgili izleyiciler. İlk sorum şuydu yani Zahide mi haklı Mehmet mi haklı diye size sormuştum. Önce o sonucu bir yansıtayım istiyorum. Sizden gelen geri dönüşleri bir yansıtayım diyorum. Arkasından da hala birbirlerini seviyorlar mı? Benzeri bir soru sormuştuk. O sorunun yanıtını önce kim haklı diye sormuştuk ya sevgili izleyiciler size. O bir ekranlara gelsin. Zahide mi haklı? Mehmet mi haklı? İzleyicilerimizin kararı. Gelsin ekranlara lütfen. Göreyim ben. Zahide %39, Mehmet %61 çıkmış. Yani Mehmet'i daha çok haklı görmüşler izleyicilerimiz. Zahide'yi biraz haksız bulmuşlar. Ya Zahide kendisini anlatamadı. Mehmet'in dediği gibi 3-4 kelime etrafında döndüğün için belki kendini izah edemedi. Peki diğer İyi değilim ben kendimi anlatamadım. Evet ben de öyle düşünüyorum. Diğer bir soru daha sormuştuk sevgili izleyiciler size. Onun sonucunu da ekranlara getirelim.
İkisi birbirini hala seviyor mu? Mehmet'in bıyık altından güldüğüne bakarsak seviyor. Zahide zaten gözyaşlarıyla seviyor. Ne? Evet, seviyorlar demişler. Evet, bence de seviyorlar. Ya Mehmet ya. Sen yani aslında bir ortak notada buluşabilseniz. Biz bu nikahı kıyarız da. Ben neyin ne olacağını bildiğim için. Neydi bir daha? %57. Aslında onu LED, burada da göreyim de %57 evet birbirlerini seviyor. Bu kavgaları, bu kadar şeyleri, gerginlikleri aşktan. Zahide sen seviyorsun değil mi? Sadece hani doğruları söylesin istiyorum. Seviyor musun? Sen bana soruma yanıt ver. İkiniz de ne inatçısınız ya. Seviyor musun, sevmiyor musun? Seviyorum. Seviyorsun. Anladım. Mehmet seviyor musun, sevmiyor musun? Hayır, sevmiyorum. Değil mi? Sen de seviyorsun ya. Yani söylediğim gibi sevip sevmem benim için bir şey değişmeyecek. Ya seni ne yaparsa ikna eder bilmiyorum ama benim kafamda fikir var, sonra söyleyeceğim. Fakat şimdi bir annenle konuşalım, Bilşah Hanım'la konuşalım. Bilşah Hanım merhabalar. Merhaba Didem Hanım. Tekrar selam. Yani valla Zahide seviyor bizce. Ama siz Zahide'yi yine aynı hataları yapar diye kızgınsınız anladığım kadarıyla. Öyle mi? Didem bu arada. Didem adım. Biliyorum, karıştırıyorsunuz. Önemli değil. Didem Hanım. Evet. Size bir soru soracağım. Tabii. Şimdi 20 defa Zahide aynı şu gözyaşlarıyla karşımıza çıktı. Biz onu affettik. Sizce 21. de yapmaz mı? Ya çok küçük toy ya. Siz ne dersiniz? Toy ya daha. Ne bileyim ben. İşte 20 defa oldu mu? Biz de bu yüzden kandık. Yani Zahide senin yine ben aynı. Ben sizi kandırdım. Evet. Sayısı sayılmıyor gerçekten zaten. Gerçekten bir şey demiyorum ya. Gerçekten susuyorum Didem Hanım. Gerçekten susuyorum. Evet. Artık. Gerçekten bir yani, şey deme. Kayınvalide. Kaç defa bu gözyaşlarını döktüğün zaman kendi ellerimizle sizi barıştırdık ama sen bizim için neler söylüyorsun? Sizi barıştıran bizdik. Sen ağladığın için, sana kıyamadığımız için tekrar barıştırdık sizi. Ama Zahide ne yaptın? Yine bir şey merak ben ediyorum ya. Yaptın? Ben bunu yani Zahide şimdi Mehmet'in dediğine geldim ya. Sen kayınvalideni mi dinliyorsun, kendini mi izliyorsun ekranda? Şeye bakıyorum. Ha, monitöre bakıyorsun. Aynen. Kayınvalide ne dediğini kendine duydun bakmıyorum. Mu? Ne duydun mu ne dediğini kayınvalidenin? Ne dedi kayınvalidenin? Kayınvaliden az önce ne dedi? Onu dinlemek bile istemiyorum. Dinlemiyorsun kayınvaliden. Mehmet'in dediği gibi kendine bakıyorsun. İşte, güzel göründüğü mü? Görünmüyor mu? O kimseyi dinlemez işte. Didem Hanım. Ay ben olsam can kulağıyla kayınvalidemi dinlerim. Ne diyor derim, benim hakkımda ne söylüyor derim. Zaten her şeyi söylüyorlar. Zaten onlar haklı görünüyor. Ben de ne diyeceğim ki? Yok. Desem boş. Söyleyen zaten sensin. Zaten onlar haklı görünüyor. Çünkü öyle. Peki siz oğlunuzu başka biriyle evlendirmek mi istiyorsunuz Mehmet'i? Zahide'nin gitmemesi için öyle bir şey söyledim. Hani belki kocasına daha iyi davranır, belki oturur, belki bu yüzden sadece. Ha, Zahide. Hiç kimseyi ne aramışlığım var ne de görmüşlüğüm var. Biraz aslında Zahide'yi kıskandırmak ve cezalandırmak için söylemişsiniz onu. Yani belki Mehmet'e daha çok bağlanır evet. diye. Nasıl bir gelindi Zahide? Evet. Zahide nasıl bir gelindi? Çocuğum gibiydi, onu çok severdim. Her şeyi yaptığımı, yani ona çok iyilik yaptığımı diye düşünüyordum ama onun anlattıkları hizmetçi gibi öyle kullanıyormuş. Öyle ama mi sen? Bir sürü kesinlikle biz onun hizmetçisiydik ve o iki evin hizmetçisiydi. Ben Mehmet'i... babası. İki bak hiç kesinlikle öyle bir şey yok. Yaramadım. Öyle az. Ya siz torununuzu bile sormadınız. Ki? Bana bak hep bana. Onun, bunun dışında bir şey söyleyemiyorum. Bir dakika. İki evin hizmetçisiydin sen. Aynen, bana aynen. Geldin kraliçeliği gördün ama sen layık değildin. Ne yaptı sana kayınvaliden? Nasıl hizmetçi gibiydin? Ne yapıyordun? Sen hadi bana, söyle. Söyle valla merak ediyorum. Söyleyecek Didem bir şey Hanım, yok. Ben o evin içine geldiğimde Mehmet benim yanımda kalmadı zaten. Mehmet Antep'e kaçtı. Antep'e kaçtığında ben 6 ay boyunca onların evindeydim. Ben o evde yalan iş yapmadığım zaman ben o evde susmuyorlardı. Ben o evde iş yapmadığım zaman sen de aileni tanıyorsun. Ben orada aynen, o evde bir gün iş yapmasaydım senin ailen beni o evde susar mıydı?
Bunu söyle. Benim sen engelli de ablam Zahire'ye kahvaltı hazırlıyordu. Sen benim de bunu engelli biliyorsun. Ablam ben, sana kahvaltı ben kendime güveniyorum. Ben çok güzel bir gelindim. Onları mutlu etmek için her şeyi yaptım. Çok olan insan senin sana bu söylediklerin var ya, ya. Senin bu söylediklerin ne engeli var? Bir dakika Zahide. Fiziksel engeli var. Kendisi şu an hani bir metre boyu mu ne var kendisinin? Ha, yürüyemiyor. Aynen yani nasıl bir cam bardak yere düşer kırılır. Kendisi de Ajita, o öyle yapma, bir defa evet. Ameliyat geçirdi. Kendisi benim bak, sabah kalkar kendisine kendisine ya. Şu an anlıyorum. Verdiğim onca emek yaptı. Şu onca şey gerçekten boşmuş. Engelli hani sen engelli ablası sana kahvaltı mı hazırlıyordu? Sen niye hazırlamıyorsun kahvaltını? Eğer var ya yalan. Ölüyorsan. Kahvaltıyı zaten o hazırlıyordu. Akşam yemeğini ben yapıyordum. Sen kahvaltıyı niye uyuyordun? O hazırlıyordu. Akşam yemeğini sen yapmıyordun. Yalan söyleme. Ya kendisi senin uyuyordu. Ablan yalan bile söyleme. O evde mutlu değil. Ablan bile ablan kaç kere mi? Söyledi ben o evde bu evde aynen. Mutlu değilim. Aynen. Hep iş yapıyorum. Benim isteklerim sorulmuyor. Benim ya kendi annem hastaydı. Görümcem bile dedi. Benim bu evde isteklerim sorulmuyor. Ben kendi ben... çocuğunu. Ablan bile mutlu değil o evde. Ablan bile o evde mutlu değil. Bak ablan bile o evde mutlu değil. Aynı anda konuşuyorsun. Ya ha, o aynen o, yok. O benim annem hasta ya. Benim annem hasta ya. Engelli ablam anneme kıyamıyordu. Sen de yatıyordun. Değil. Bak, sen de yatıyordun. Anneme kıyamadığı için geçtim. Yapıyordu bunları. Diyor ki bak Zahide diyor ki Mehmet diyor ya annesi de öyle Dilşah Hanım'ı birazdan soracağım ona da. Önce ama sen burada konuş. Siz aslında engelli olan ablanı siz kahvaltı hazırlattırıyormuşsunuz. Ya öyle bir şey olabilir her mi şey ya? Öyle diyor. Bak, öyle bir şey olabilir mi? O bile kendi diyordu ki ablam bu evde her şeyi yapıyor. Yemek yapıyor. Misafirlere bakıyor. Kahvaltı hazırlıyor. Misafirlere bakıyor. Siz ne yapıyordunuz? O işin hepsini o yapıyor. O bak senin ablan bile o evde mutlu değil. Ben her şeyi kaldı. Yapıyordum niye zaten. Sen niye de bunu biliyorsun. Bu ne? Ben orada her şeyi yapıyordum. He? Ben o evde her madem şeyi yapıyordum zaten. Madem 4 ay okuzu oturtursaydın acıyor muydun sen de? Ben sende? Ona yardım bile ediyordum her seferinde. Niye kahvaltı hazırlıyordun o otursun diye. Biraz dinlensin diye ben onlara yalancı. Ya yolluyordum. Ben yine hamileydim. Didem Hanım 6 aylık hamileydim. Ben yine her şeyi yapıyordum. Misafirlerine bak. Misafirlerin hepsi biliyor. Akrabaları hepsi biliyor. Evet hepsi biliyor. Bağlayın. Bağlayın hepsi biliyorsa bir dakika, bağlayın. Bir, annene, bir dakika dur dur. Bir de anne, ben bir şey söylemek istiyorum ya. Annem söylüyor anneni bir dinleyeyim. Dilşah'ın buyurun. Yatağını her sabah topladığımda diyordu ki kim her sabah yatak toplar. Ya. Vallahi, sen kendin bana söyledin. Ben yatak ağzına yuva yapmış. Sadece sen değil sen bir ailenle. Biz onun odasını temizliyorduk Didem Hanım. İşte Zahide budur. Size de çok teşekkür ediyorum. Zahide yayına çıkarttığınız için. Gerçek yüzünü de siz de gördünüz. Zahide burada. Ya bir şey söyleyeyim bak Mehmetciğim bak bir şey söyleyeceğim. Bir yalan konuşmayacak o zaman bir dakika, Didem Hanım. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu kız sana geldiğinde 16-17 yaşında bir şey söyleyeceğim. Hayır. Bak Zahide bunları yapamıyorsa. Bu Zahide bunları niye babasının evinde yapıyor? Nenesinin evinde yapıyor? Hayır. Niye benim evimde yapamıyor? Ben daha önce de söyledim. Ben babamın evinde yapamıyorum. Neyse hastaydın. 3 katın evin temizliğini yapıyordun. Görmemiş çünkü. Görmemiş olabilir. Buna rağmen yemin ediyorum. Kimsenin yapmadığı şeyleri yapıyordum ben. Ne yaptın ya? Yemek yapmayı bilmiyorum. İnternetten açıp bakıp yapıyordum onlara yemek. Aynen yemek yapmayı bilmiyordum. Ben sana yemek yapmayı öğretiyorum. Sırf kadın ol diye. Ama olamadın. Ya Mehmet. Bak sesim gitti ya. Baba bak bu daha 17 yaşında. Daha genç kız. O başka. O başka değil. Her şeyi biliyordu. Zahide bak. Zahide'nin babası çalışmıyor. Sen yemek yapmak zorundasın. Sen tamam mı? Sen bana sahip çıkmadın. Sen bana sahip çıkmadın. Sen bize sahip çıkmadın. Nasıl ne alakası var? Bir kadın. Yemek mi yapacak? Hayır tamam o da yapacak. İkiniz de yapacaksınız. Yapmıyor işte sıkıntı orada. Sıkıntı orada. Ya problem ne biliyor musun Mehmet? Problem Zahide'nin kendisi. Zahide'nin ailesi. Problem bu. Yani ailesinde hatalar var. Kabul ediyorum orada. Kesinlikle zaten ailesinde. Ben Zahide ile evlendiğimde ailesinin hatalı olduğunu görüyorum. Ben ya, ailesi hatalı şey diye düşünüyorum. Kayınvalide bir şey söylüyor. Ne diyorsun Dilşah Hanım? Zahide'yi çocuğumuz gibi gördük. Kimse Zahide'yi kınamamış. Niye şunu yapmamışsın? Niye bunu yapmamışsın? Kesinlikle öyle bir şey yok. Ben bir gün, Zahide bir gün kendisini haklı çıkartmak için bu yalanları söylüyor. Mehmet Antep'e kaçtığında ben ilk o eve geldiğinde Mehmet'in orada olduğunu bile bilmiyordum. Ben çocuğumun kontrolü için hastaneye gitmek istedim. Bu da gitti. Ben sırf hastaneye gideceğimi dışarı çıkacağımı bildiğim için gitti. Odayı tertemiz odayı kaldırdı. Ben gitmeyeyim diye beni kontrole gitmem gerekiyordu. Annemle birlikte kontrole gittik. Akşam geldim bana demediklerini bırakmadı. Biz evi temizliyoruz. Sen nasıl dışarı çıktın? Sen nasıl kontrole gittin dedi bana. Bunlara söylediniz. Ben sırf bir gün temizlik yapmadım diye. Sen bana dedin ki nasıl dışarı çıktın? O gün bana zehir ettiniz. Kontrole gidecektim. O gün bana zehir ettiler Didem Hanım. Bir gün temizlik yapmadım diye. Ne?
ay boyunca misafirleriniz geliyordu. Ha? Ben onlara hizmet ediyordum. Yapıyordum ben. Canınız istediği için beni istiyordunuz. Siz de o evde hizmetçi istiyordunuz. Benim sen bak. Her gün evimize sen misafir geliyor. Hayır ben de konuşacağım. O konuşursa ben de konuşacağım. Annen konuşsun. Sabahtan yeter bu yalanları senin. Ben yalan söylemiyorum. Bak hamileyim boyunca bir gün çocuğunu sormadın. Yalan bir söyleme. Yalan söyleme. Daha geçen cumartesi yalan. Bir gün sormadın çocuğunu ya sen. Bir gün çocuğunu sormadın. Bir yalan gün beni söyleme. Hastaneye götürmedin sen. Bir gün beni çocuk hastaneye kusuyordu, götürmedin. Hastaneye götürüyorduk. Doktor diyor ki ne çocuk diş çıkarıyor. Diğer gün kusuyordu tekrar hastaneye gerekliyordu. Sen çok rahattın. Çocuğun ilaçlarını sen vermiyordu. Çocuğun ilaçlarını vermezsen zaten bu çocuk iyileşmeyecek. Şey sen telefonla değildi. Uğraşmaktan çocuğun ilaçlarını vermiyordu kendisi. Biraz daha yalan konuş. O çocuğa bir buçuk... Bir anne bir şey söyle. Konuşuyorsun ya burada. Ben utan... Konuşuyorsun ya. Bak sen de babanın bir sürü yalanı ortaya çıktı. Aldın. Bir sürü. Bir anne ne diyor? Dişe Hanım ben o evde hizmetçi gibiydim. Bir gün... Söylüyoruz. Dur, babasının arabasında kim oldu? Evet, ya benim babamın evi senin evinden güzel değil çünkü sen evini herkes gördü. Bir dakika, bir dakika. Ya çinkol evde oturabilir. Ne yapsın zavallı? Parası yok. Hayır, öyle değil. Çinkol evde oturuyorsa ona göre yorum yapacak. Kendini kraliçe... Sahip çıksaydım ben sana bir şey istemem. Bir dakika. Bir kavga ediyorlardı. Buyurun Tuncay'ım ne diyeceksiniz? Ya açıkçası ikiniz de birbirinize son derece saygısız davranıyorsunuz. O saygısız davranıyorsun. 16 yaşında bir kızı gelin edemezsiniz. Ederseniz sonucu 16 bu. 16 yaşında değil. Kusura bakmayın. 17 yaşındaydı. Bize geldiğinde de 18 yaşında olduğunu 18 söyledi. Yalan söylüyor. 18'dir evlenme yaşı. Tamam 18 yaşında olduğunu söyledi. Tuncay Hanım 18 yaşında diye aileyi kandırmış. İnan. Tuncay'ım sana hakkını bırak. Bak ayın 19'unda, Ağustos'un 19'unda doğum günüydü. Ağustos'un 19'unda doğum günüydü. Biz Ağustos'un 16'sına falan kaçtık. Biz 19'undan önce düğün yapmayalım. 18'ine girecek diye 19'dan sonra biz düğün yaptık. Düğün günü biz öğrendik 17 yaşında olduğunu. Öyle yalan söylüyorsun. Yalan söyleyeyim kimliğime baksaydın madem ben yalan söyledim. Ben sana güvendim. Ama güvendim. Kim... Böyle bir yalan söyleyeceğin aklıma gelmezdi. Kimliğimi hiç görmedin mi? Böyle bir... Biz nerede göreyim ben seni kimliğini? Sevgiliyken ben seni hastaneye mi götürdüm? Nereye götürdüm ben seni kimliğini göreyim? Gerçekten var ya. Bir annenle konuşmak istiyorum. Dişi o zaman Hanım... o sesini kesecek. O da konuşacak, sen anne de konuşacaksın. Anne konuşsun değil mi? Anne seni savunsun bence. Sen bunu istiyorsun. Anne beni savunmasın. Senin ağzının hakkı yok. Benle sen konuşalım. Benim amacım bu olsaydı burada kendimi... Yaptığın onca şeylere rağmen kendini burada rezil etmezdin. Böyle düşünüyorsan... Böyle düşünmüyorum. Herkes biliyor. Herkes biliyor. Bak aynen, şu gözleri bak ya. Fıldır fıldır gözü dönüyor gözleri. Yedin mi orada ne evde duruyordun ne bir şey yapıyordun sen? Yazıklar olsun gerçekten. Bir kadının şeye yemek yapmamak. Sen yemek yapmayacaksın. Temizlik yapmayacaksın. Sen ev hanımsın. Sen benim yanıma otele mi geldin? Sen bana sevgi göstermeyeceksin. Otele mi geldin? Otele mi geldim? Madem ben sana sevgi gösterdim. Niye ben seni babanın evine gönderdim Zahide? Ha? Niye sen gitmedin de ben seni babanın evine gönderdim? Niye sen ayaklarıma kapandın beni gönderme diye? Madem ben sana sevgi göstermedim niye ayaklarıma kapandın? Söyler misin? Canın istediğini yapıyordun. Ya ben bir şey soruyorum bana cevap ver. Didem Hanım cevap ver deyince oluyor. Bana da söyleyin ona söyleyin bana cevap versin. Bir soru soruyor. Bunları yapamazsınız. Zahide soru soruyor sana bak yanıt ver. Ben sana geleceğim Dişe Hanım size. Madem ben sana sevgi göstermedim. Niye ayaklarıma kapandın gitmemek için? Madem ben sana sevgi göstermedim, ben seni göndermeyene kadar niye baban güle gitmiyordun? Sen bana sevgi göstermedin, ben seviyordum. Ben sahip çıkmak istiyordum, senin yapamadığını ben yapmak istiyordum çünkü. Ne yaptın? Çocuğumuzla birlikte bir kere... Ya Zahide diyor ki, madem ben sana sevgi göstermedim, madem ben seni sevmiyorsam, sen o zaman benim ayaklarıma neden kapandın diyor. Onu yapamadığını ben yapmak istedim. Allah Allah, yani bu bir cevap sahip değil. Sahip çıkamadığı yuvaya ben sahip çıkmak istedim. Hayır. Hani dün kurtulmak istiyordun? Mehmet annenle konuşmak istiyor. Bir de anneni dinlemek istiyorum. Dişe Hanım buyurun. Buradaki gençler tartıştığı için size gelemedim. Buyurun Dişe Hanım. Neye kızdınız? Yani siz Zahide'yi gelin olarak yani köle olarak mı getirdiğimizi zannediyorsunuz? Öyle diyor. Zahide'ye yemek yapan benim. Evimi temizleyen benim. Ben ve ya kızlarımız. Zahide'nin yatağını, odasını, her şeyini temizleyen biziz. Zahide yan gelip yatıyordu. Diyordum ki bir oğlumun yuvası yıkılmadı, yıkıldı. Biz Zahide'yi
yuvasını yıkamamasını istedik. Hayır, sen de susar mısın? Susmaz anne, o susmaz. Yalanları ortaya çıkmasın onun. Onun konuşması lazım. Bırak konuşsun. Yani bir dakika, bir şey söyle. Şunu söylüyor, diyor ki diğer çocuğumun yuvası yıkıldığı için Mehmet'in yuvası yıkılmasın diye çok çaba sarf ettik diyor. Doğru mu anladım Bilşah Hanım? Evet. Aynen. Aynen öyle Didem Hanım. Kendisi kayınvalideni seviyor musun? Bir dakika dur. Ki. Dur kayınvalide. Ama oğlum burada ya, o yüzden oğlum daha çok konuşmak istiyor haklı olarak. Yalanları söylediği için sevmiyorum. Hala yalan diyor. Ha, sevmiyor. Kayınvalideni seviyorum. Ha, kayınbaba söylüyorum. Hani söylediği ha? Zaman öyle söylüyordum. Sen var ya bak zaman. Şimdi de yalanların ortaya çıktı. Şimdi de bak az önce söylediğin şeyle Cuma günü söyleyen şimdiki söyleyen, bak yalan söyleyen insanlardan nefret ediyorum. Uyuşmuyor. Sen o zaman kendinden nefret ediyorsun. O yüzden sevmediğimi söylüyorum. O yüzden bak, annenden babandan nefret et. Annenden çok babam bana daha şey yapıyordu. Bir şey istiyor mu diye falan bana balık gel nasıl niye çıplak ayakla yıkıyorsun gel dedi. Ben bu yüzden onu seviyordum. En çok çünkü o bana merhamet ediyordu. Ben bu yüzden onu seviyordum. Dilşah Hanım en çok eşiniz merhamet göstermiş Zahide'ye. Aynı çünkü babamdan korkuyordu. Tamam. İftira atmaktan korkuyordu babama. Zahide'nin, Dilşah Hanımcığım, Zahide'nin hiç mi iyi olumlu tarafı yok? Dilşah Hanım. Yok. Yok hiç mu? Hiç görmedim. Hiçbir şey görmedim. Hiç mi yok hiçbir ya? Hiçbir şey görmedim. Hep çocuğa küfür ediyor. Oğluna yani senin oğluna her küfür ediyordu. Bize sahip evet. Bize ve çocuğa sahip. Ben onu seviyordu. Aynen ben kusmayın. Bizim evimiz buydu. Ona herhangi bir şey demedim. Bak 6 ay boyunca Mehmet yoktu. Ben ya bak başka bir şeyden bahsediyor kadın. Bak onu manipüle etme, dağıtma. Başka bir şeyden bahsediyor. Bir dinler misin? Ben de kendimi anlatıyorum. Hayır tamam onu bitsin sen kendinden bahsediyorsun. Dilşah Hanım Dilşah'ın sesini alın. Sesler çok karışıyor. Siz oradan müdahale eder misiniz lütfen? Ya ben Allah'tan ya sen var. Çok çok çirkin bir insansın sen. Güzellik bakımından değil, iş kalbi olarak. Kalbi mi çirkin? Aynen. Senin kalbin düzgün olsa kalbin fesatından ne hale gelmiş ya senin? Zahide'nin kalbi çirkin. Hiç mi güzel tarafı yok? Nasıl sevdi bu kadar çirkin bir kalbi varsa? Böyle olduğunu bilmiyordum ki. Ha? Böyle olduğunu ben bilmiyordum. Ben size geçen de söyledim. Bu kız çok masum görünen bir insan. Gerçekten çok masum görünüyor. Ben kendisiyle evlendiğimde herkes... Erkeklerle konuşmaya başladı, lavabolarla telefonlarla konuşmaya başladı. Telefonlarını kırdığına rağmen hala ben kırmışım telefonunu, yalandan söylüyor. Ya var ya ne yaptı ne etmedi ya? Evlenmeden önce namusluydum, evlendikten sonra... ...olarak nitelendirmiş Zahide'yi öyle mi? Aynen. Niye peki Zahide'yi yani çok... Hatim indiriyordu. Yok Kur'an medreseye kursuna. Mi ne giriyordu kendisi? Oraya... Karıştırma şimdi onu karıştırma lütfen. Yalan söyledi. Evlendik ondan sonra daha birinci gününden daha sıkıntı çıkarmaya çalıştı. İkinci gününden sıkıntı Dilşah çıkarmaya çalıştı. Dilşah Hanımcığım Zahide de haklı olarak şu soruyu soruyor. Diyor ki madem ben de bu kadar kötü bir insanım. Senin oğlun yani sizin oğlunuz neden böyle sürekli ikna edip götürüyor? İkna edip götürüyor. Niye bunu yapıyor o zaman? Oğlumuz biz oğlumuzu ikna ettiriyorduk. Çünkü neden biliyor musunuz Didem Hanım? Şu anda ağlıyordu ya. Bizi 20 defa bu yüzden kandırdı. Bizde de vicdan olduğu için belki olur diye biz oğlumuza ikna ettirdik. Öyle mi? Babanla şu anda ağlıyor ya. Hepimiz ben babamla ağlıyoruz bu yüzden ya. Konuşmadım. Vicdan yapıyoruz ya. Bu yüzden kandırıldık hep. Zahide bizi kandırdı. Ben Zahide yüzünden iki defa babamla Zahide küsmek zorunda kaldım. Zahide. İki defa ben babamla küsmek zorunda kaldım. Babam sırf Zahide'yi getir dedi diye ben de yok dedim diye. Nasıl bana karşı geliyorsun diye. Yoksa sen aslında istemiyordun yani. Aynen. Bizimkiler işte yuvan bozulmasın diye sürekli üstüme geliyorlardı. Ben kendisi yüzünden iki mi? Defa... Başka birine kaçtığın için ne için istemiyordun? Ne? Ne için istemiyordun beni? Beni aldattığın için, yalan söylediğin için, yalan konuştuğun için... Hala da diyorsun ya ben onu getirmedim, o zorla benimle geldi falan. Bunları neden söylüyorsun? Niye gerçekleri söylemiyorsun? Ya niye iki de bir aynı konuları açıyorsun? Senin başka bir şeyin yok mu? Çünkü o en son olanlar buydu. En son, baştan gelsene sen. Bu yüzden bu konuları açıyorum ben. Baştan gelsene ya bir tane insan buraya bağlansın. Bir tane insan buraya bağlansın. Ya Mehmet'in bana bir kötülüğü dokunsun desin ya. Mehmet'in bana kötülüğü dokunsun ya, desin. Ben gerçekten aile sahip çıkmadın. İnsanlara ne yapacağım? Benim ilgilendi yaptın beni mi ilgilendirmiyor Mehmet? Çocuğuna neden sahip çıkmadın diyor. Ben bunun cevabını verdim işte size. Madem ben çocuğuma sahip çık
anlamadım o dekontlar neyin nesiydi? Madem ben çocuğuma sahip çıkmadım daha onlar çeyreği. Ben bir sürü şey söyleyeyim Mehmet ama sadece dekontluk da babalık olmaz ki tatlım. Zaten ya. Öyle değildi ki. Hem maddi, ben yaptığı hem manevi, bana karşı bana yaptığı ihanetlikleri sırf kızım var diye ben kabul ettim. Bana yaptığı ihanetlikleri ben kızım var diye kabul ettim. İhanet kabul edilir mi? İhanet insanın için niçin kabul etsin ne canım? Ne yapayım ayaklarıma kapanıyordu ağlıyordu ailem de kalsın diyordu. Kaç kez seni aldattı? Yalan söyleme! Var. Şimdi ben kendimi biliyorum başladın? Bak herkes de beni biliyor. Şimdi mi utanmaya başladın? Gece gece erkeklerle küfürlü konuşurken utanmıyor muydun? Bak düzgün konuş sen kendi ağzına. Kendi ağzıyla bunları söyledi İdem Hanım. Ben Zahide'yi cehennemi yaşattım. Ben ona söz bundan vermedim. Başka dayısına bir şey söz yok. Verdim bundan diyor. Başka bir şey yok. Çünkü bunlar var. Asıl bu saatten sonra... Tabii, yaptığın şeyleri tabii. Benim Müslüman tarafıma asla olmuyorsun sen. Her şeyin meydanda. Yaptığın her şeyleri Müslüman tarafıma asla olmuyorsun. Ya Didem Hanım bağlayın şu insanları. Peki, sizden siz çok burada rica ediyorum ya. Sizden fırsat kalmıyor ki onları bağlamaya. Tamam susalım. Bak senden fırsat kalmıyor annenle de konuşamıyorum. Mikrofonlarımızı kapat. Çünkü çok yalan söylüyorum. Mikrofonlarımızı kapatın. Annemi de yayına çıkarın. Sizden ricam insanları bağlayın buraya. Ya siz de daha yeni karşıma geldin. Seni bir dinleyeyim ya. Şu Antep'teki yayında olmuyor bu. Bir şey söyleyeceğim. Yani peki seni aldatmasına rağmen iddian o yani. Aldatması... Annesi de biliyor. Kabul babası ettin. Da biliyor. Kabul ettin yani. Annesi Ufuk denen çocuğu aradı. Bir sürü küfür etti. Ufuk'u arayın. Ekrana bağlayın. Bağlayabilirsiniz. Numarası orada var. Annesi Ufuk'u aradı. Bir benim sürü küfür etti. Sen bu yaştaki kızımla nasıl yapabilirsin? O konuşmada ne vardı? He? Ne vardı? Ne benim vardı? Konuşmam ya var mı? Ben senden bahsediyorum. Sen bilmem ne bunlar yazıyor. Senin konuşmanda bunlar... Sen bunları alıp... Bunlar tamamen ben sizin diyelim. Silmem ben hiçbir şey istemem. Saat kim vardı yanında? Rojin vardı. Sizden tek ricam Rojin'i bağlar mısınız? Rojin yanında diyor. Rojin'i bağlar mısınız? Rojin kim? Teyzemin kızı. Diyor ya Rojin yanındaydı. Rojin'i bağlarsın. Senin orada mesajlara ne yaptığını, nasıl şey yaptığını kendisi söylesin. Mehmet bir şey soracağım. Çocuk doğduktan sonra sizin eve geliyorlar. Ne kadar yaşıyor sizin evinizde yaşıyorlar? Yani bir 4-5 ay yaşadık. Deprem oldu. Peki sonrasında bir yıldır falan mı babasının yanında? Yok 4-5 ay falan. Ha 4-5 aydır? Evet. 1,5 yıldır bakıyor diyor babam. Yalan söylüyor Didem Hanım her şeyler yalan ya. Canı istediğine çağırıyordu. Canı istediğinde ama gidip kalıyor musun Mehmet? Sen çocuğunu ne zamandır görmüyorsun? Kaç aydır görmüyorsun? Yok geçen cumartesi yanımdaydı. Geçen cumartesi önce 6 ay kimliği değiştirmeye geldi. Ama geçen cumartesi yanındaymış. Ben çocuğu aldım bir gün yanımda kaldı yanımda uyudu. Bir gün yanında kaldı. Bir gün yanımda uyudu çocuk. Yalan söyleme. Adana'ya geldiğinde kimliği değiştirmek için geldiğinde. Pazartesi kimliği değiştirecektim. Ben pazar günü canım, sabah çocuğu yanıma aldım. Pazartesiye kadar çocuk yanımda kaldı. Canın istediğine gelip ne için diyor ki, benim gördün? Benimle diyor bir anlam duygularımla oynadın. Canı istediğinde beni çağırdın. Canı niye? İstemediğinde beni gönderdin niye, diyor. Doğru mu anladım? Canım yani sinirlenmek... Yapamadıklarına bana yapıyor. Neymiş o? Ben başkalarına... Daha 4 gün önce bunu yaptın sen. Önce istiyorum dedin sonra istemiyorum dedin. İşte ya senin, dikkat edin yani belki bir saattir yayın var. Zahide aynı şeyleri söylemekten başka hiçbir şey bilmiyor. Aynı şeyleri söylemekten başka hiçbir şey bilmiyorsun. Ya şu tüm Türkiye biliyor sen haksızsın. Bak var ya bu tüm Türkiye i̇nsanlar senin gözlerindeki... Zaten sen hiçbir zaman insanlar umurunda olmadı ki. Sen insanlar umurunda olsaydı kendini bu noktaya getirmezdin. Ben 7-24 her gün Zahide bak ayıptır. Ben Zahide akıl vere vere benim aklım kalmadı ya. Yemin ediyorum ben Zahide'ye her zaman doğru olan... Evlenmeden ya önce... Ben dinle Mehmet ya. O beni dinlemiyor. Ben Zahide'ye evlenmeden önce ben çok güler yüzlü bir insanım. Herkes beni arardı gülmek için. Ben evlendikten sonra herkes beni tesel etmek için arıyordu. Başkalarını mutlu etmeye ettin Mehmet. Mehmet ya. Ya karşımda durmasına bile dayanamıyorum. Bir de kalkıp tekrar nikah kıyacakmışım. Sen önceden gülen biri miydin? Ben çok gülen biriyim. Gerçek kendisi de biliyor. Ben bir ortama girdim o ortamın herkesini güldürürüm. Ben dün annem üzülüyor diye dün annemi aradım. Dur bir annem bir şey söyledi. Dişi Hanımcığım oğlun konuşuyor bak oğlundan fırsat kalmadı. Tamam söyle şimdi keşke bir şey söyle. Keşke beni de mutlu etseydin. Dur keşke beni de biz mutlu etseydin. Biz kesinlikle Zahide'yi istemiyoruz. Zaten beni boşanmışlar ben bunlar. Zahide etmem. Yerinde durmuyor.
Yerinde durmuyor derken yine mi aldatır? Yine mi aldatır? Yapan yine yapar. Aynısını yine yapar. Aldatan aynısını sensin. Çünkü biz binlerce defa sensin. Bunu denemişiz. Bizi istemeyen sensin. Tamam. Hanımcığım, Zahide az konuşuyor. Şu an Mehmet çok öfkeli ya. Bir önce bir içini boşaltsın. Mehmet'ten senden... Mehmet sus. Söyle Dilşah Hanım. Biz kesinlikle Zahide'yi istemiyoruz. Bunun 2,5 senedir tekrar yaşamaktan bıktık. Onu da yayına çıkarttığınız için de size çok teşekkür ederim. Bu sayede ondan kurtulmuş oluyoruz. Güvenmiyor musunuz? Çocuğumuzun velayetini... Güvenmiyor musunuz? Çocuğumuzun velayetini üstümüz... Ha kesinlikle. 20, 25, 30 defa bir şey yapan kişiye siz olsanız güvenir misiniz? 25 defa ne yapmış? Güvenir misiniz Didem Hanım? Sadece aldatmaktan bahsetmiyor. Şu yaşattıklarımızı tekrar yaşattırmış bize. Yani eve tekrar gelirse. Yalan. Olmuş. Bu kadar laftan sonra... Yine aynısını yapacak. Benim başka çocuklarım da var. 2,5 senedir Zahide ile uğraşıyoruz. Artık gücümüz kalmadı. Benim ağlamadığım gün yok. Artık kesinlikle istemiyoruz. Ve çocuğumuzun velayetini de istiyoruz. Çünkü her şey onun çünkü elinde. O evde torunumun her şey senin büyümesini de, o istemiyoruz. Sanıyorsun değil mi? Her şey senin elinde. Anne çalışıyor. Anne çalışıyor. Zahide çalışıyor. İki çocuk da okula gidiyor. Baba... Orada madem ben çalışıyorum, annem çalışıyor, babam çalışıyor. Senin torununa sen bakıyorsun. Torununa sen bakıyorsun. He, kim senin torununa bakıyor? Madem böyle, torunun niye neden düşmedi dedim adam? Doğru, güzel benim, soru. Benim oğlum, benim torunum böyle bir ailede torunumu almak istiyorum neden demedi? Tamam. Madem torununa... Ve biz cevaplıyoruz. Çocuğu bize göstermedin. Çocuğun soyadını bize vermedin. Yalan söyleme artık. Bak 4 gündür aynı şeyi tekrarlıyoruz ve hala bu soru bize soruluyor. Niye soyadınızı torununuza vermediniz? Ve bu da var Didem Hanım diyor ya. Torunları nerede diyor? Benim bir torunum anneannesi bakıyor gül gibi. Bir tane de ben bakıyorum gül gibi. Şimdi iyi mi oldular? Diğer çocuğunu, sen çocuğunu evde bırakıp kaçtın. Anne sen çocuğunu evde bırakıp kaçtın. O çocuk senin yanında kalmamalı. Anlıyor musun? En son şimdi ama senin bir dakika. Nişan Hanım alalım sesini de Mehmetciğim. Sonuçta çocuğunu evde bırakıp senin yanına geliyor. Bu benim hiçbir şey değiştirmez. Değiştirmiyor mu? Ya çocuğu canını bile yaptığını bile canı istediğini yapıyor. Bunu da yapabileceğini. Sen niye izin yapıyorsun peki Mehmet için böyle? Bu kadar çocuğu niye evde bıraktın? Ben diyorum ben gel Zahide şimdi tekrar gidelim desem Zahide tekrar benimle gelecek. Gelir yani ben söylesem gelir benimle. Gider misin Zahide? Canını istediğini yapıyor. Yani ya benim madem ben canını istediğini yapıyorum. Hala bunu sen zannediyor. Hayır sen hala bunu zannediyorsun. Ben çünkü. Böyle bir insanım. Sen kendine mukayyet ol Zahide. Senin aklın yok mu? Kullanamıyor musun aklını? Madem ben böyle bir insanım, sen niye yanıma gelip duruyorsun? Ben sana sevdiğimi he? Söylüyorum. Bu yüzden yaptığımı sevgiyle söylüyorum. Sevgiyle alakası yok. Bu yüzden yaptığımı söylüyorum ben. Sen diyorsun ben Mehmet, diyorsun Mehmet ben Mehmet'in istediğimi alıyor. Her şeyi yapıyor. Ben gidip onun yanına. Ben defalarca ben babam peki, beni dövüyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Mehmetciğim. Peki çocuğunu bırakıp senin yanına ne? Ya seni sevdiği için gelmiş daha genç ya. Ya beni sevip sevmesi bana zarar vermesinden daha iyi değildir Didem Hanım. Şu an zarar veriyor diyorsun. Evet ben sabahlara kadar uyuyamıyordum kendisi yüzünden ya. Diyorsun ya hep ağlıyordu. Bak onu iyileştir hadi söyle. Bir araya gidelim de bu işin sonu ne olacak merak ediyorum gerçekten ama olan çocukları oluyor. Bir araya gidiyoruz şimdi. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 1010. Benim kafama az önce ne takıldı Mehmet biliyor musun? Dedin ki kadın dayanışması, kadın dayanışması. Tabii ki kadın dayanışması yapacağız. Neden biliyor musun? Evet. Bizim memleket kadın mezarlığına döndü. Evet. Yani kadınlar şu anda bile bugün bile Türkiye'de eminim onlarca kadın öldürülüyor. Maalesef yani. Maalesef. Aynen. Anladın mı? Kadının da görevi eve gelir gelmez. O da hayata müşterek çalışacak, hayata bakacak. Keşke çocuk yapmasaydı. Bak bütün samimiyetimle söylüyorum. Keşke çocuk yapmasaydı. Keşke o çalışsaydı. O zaman da o da derdi keşke. Ki ben evi geçindiriyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum derdi. Keşke. Senden
benden daha fazla sesi çıkardı. %100 eminim. Yok, yani o hayatın hatasını zaten yapmış, hemen çocuk yapmış. Bak öyle, öyle söylüyorum yani. Görevi ne diyorsun? Kadın dayanışması gerçekten yani zor. Bir kadın hani zor bir süreç geçirmişse gerçekten haksızsa yapılır. Ama bu bunun gibi insanlar gibi de bunun gibi haksız yani, mı yani? Hiç bu Zahide haksız. Allah Allah. Zahide haksız. Vallahi bence Zahide, bence Zahide'nin kendisi, de Zahide'nin en büyük hatası erken sensin yaşta evlenmesi, erken yaşta çocuk yapması ve okumaması. Yani. Ve okumaması. Ha seninle ilgili yaşadıkları o sizi ilgilendirir ama bence kendi açımdan onu söylüyorum yani. Bütün görevi sadece yemek yapmak değil ya. Ama tabii yatağının kendi sorumlulukları hayır, olacak ev yani. Bir ev hanımıysa yemeğini yapıp temizliğini yapacak, bitti. Çalışması gerekiyordu. Çalışmamak hataydı bence. Efendim yarın tekrar birlikteyiz. İyi akşamlar. Çalışsaydı her şey farklı olurdu ya.